Yalaza 8. bölüm. Yaşar elinde paralarla. Allah'ım. Allah'ım bunlar ne? Allah'ım çok mutluyum. Allah'ım çok mutluyum. Bunlar nedir? Allah'ım çok mutluyum. Sabah erken saatler, güneş Taraklı üzerinde hızla yükseldi. Alev dosyayı okurken bir yandan dudakları da kımıldıyor. Kadir ayakta, İbrahim karşısında duruyor. Al işte imzaladım. Bütün malını mülkünü geri aldı. Kadir dosyayı aldı. Alev'e soğuk bakışlar atıyor. Hadi. Burada işimiz bitti. Kadir önlerine geçti. Sizin işiniz bitmiş olabilir Marangoz. Ama benim işim daha yeni başlıyor. Elinden gelenin ardına koyma. Aynen öyle yapacağım Marangoz. Aynen öyle. Hadi Alev. Alev tavırlı Kadir'e suratını asıp da yürüdü. İbrahim son derece sakin. Alev'i takip ederken ceketini elinde tutuyor. Kadir dosyayı eline vurup arkalarından baktı. Alevler oturmuş. Türbeni yeni satmak da nereden çıktı Alev? Orası bizim arsamız. Ailemden kalan bir yer. Ne var bunda İbrahim? O türbenin bu kasaba halkı için olan önemini unuttun mu? Hiç düşünmüyor musun? Bak İbrahim, Kadir'den aldığım malları kabul etmedin. Yani hala bir sürü borcum var. O yüzden de bu arsayı satmak zorundayım. Alev, senin borcun benim borcum dedim. O borcu ben ödeyeceğim. Niye senin borcun olsun İbrahim? Ben senin neyinim ki? Sevdiğim kadınsın. Yetmez mi? Alev'in cevap isteyerek bakan gözleri gevşedi, gülümsüyor. Bakışlarını kaçırıp önüne eğdi gözlerini. Sonra gene kaldırdı, tam bir şey diyecekti. Affedersin. Efendim. Evet, arsanın sahibi benim. Tabii eğer ciddiyseniz fiyat üzerinde tekrar konuşabiliriz. İbrahim kalktı masadan, ceketini aldı gidiyor. Fark etmez, zamanı siz söyleyin. Çık. Sağlık hocam. Maralım, bu işi bugün, bu saat, bu dakika bırakıyorsun. Zaten çok yakın zamanda senin sayende kovulacağım. Tamam işte, zaten ben bu işte bir gelecek görmüyorum Burcu. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Sen kimsin? Sen kim oluyorsun da bana karışıyorsun? Hem sen benim neyimsin ki? Ya bu soru siz doğduğunuzda kulağınıza mı okunuyor? Ne? Neyse. Sen hiç aynadaki aksine sen benim neyim oluyorsun diye sordun mu? Ha? Ya da aynadaki yansıman sen oradayken seni terk etti mi? İşte ben o yansımayım Burcu. Ve sensiz bir hayat düşünemiyorum. Evlen benimle Maralım. Burcu etkilenir olmuştu, sertleşti gene. Sen ne diyorsun ya? Eğer sen benimle ilgili ciddi düşünseydin, bir kere bir evin olurdu. Paran olurdu. Bir geleceğin olurdu. Senin bu hayatta neyin var Oral? Gözlerinin içine bakarak gitti. Oral arkasından kımıldayamadı. Sen varsın. Lokanta. Size pasta getirdim. Hadi bakalım, afiyet olsun. Ben diyette Emine Hanım ablacığım. Peki. Sağ ol Nalan abla. Hadi bakalım, otur. Sen otur, ben gelirim. Nalan Tuğba'nın sandalyesine geçti. Tuğba yeni sandalye çekti. Nalan abla, hakkını helal et. Helal olsun tabii. Seni çok üzdüm. Neredeyse akıl sağlığını bile kaybediyordun. Olsun. Geçti. Geçti hepsi. Zaten siz de benim evlatlarım gibisiniz. Değil mi? Elimde büyüdünüz hepiniz. Yok yok. Sen ne dersen de. Sen bizim ablamızsın Nalan abla. Sana bir işimiz düştü. Nalan neymiş diye göz kırptı. Bu Alev'in incığını, cıncığını, kim olduğunu, nereden geldiğini hepsini öğrenmemiz lazım.
Evet. Sonuçta annemiz olacaksa inciğine... Yani şey Nalan abla, annemiz olmayacak. Neyse ben... Nalan abla, Alev'i tanıyan bir sensin bir de babam. Yani babamın da aşktan gözü kör olduğuna göre bizim... Tuğba! Tamam, tamam Gökçe'cim, önemli değil. Ben alışkınım zaten. Ben sadece İbrahim değil, herkes hayrandı Alev'e. Hatta... annem bile. Güya okula beni görmeye gelirdi ama... gider hemen böyle Alev'le ilgilenirdi. Böyle saçlarını okşardı. Kurdelesini düzeltirdi. Bir gün... geçmiş. Okulda yangın çıktı. Ve benim yüzüm, gözüm is içinde. Annemi gördüm, anneme koşuyorum. Ama o beni görmedi. Alev'e gitti, hemen onu kucakladı. Onun böyle yüzünü, gözünü sildi. Küçük Nalan yere çöktü, ağlayarak bakıyor. Üzerinde beyaz yakalı, siyah okul önlüğü. Peki niçin annene sormadın? Bana neden böyle davranıyorsun demedin? Niye soracaktım ki? Güzel olan sevilmez mi zaten? O güzeldi. Ben çirkin bir çocuktum. Bu kadar basit işte. Bu kadar basit. Kalktı masadan. Kızlar üzüldüler ona. Settar kulübede uyuyan Santral'in yanına girdi. Şşş! Santral kalk. Santral uyan. Kalk Santral, kalk uyan. Hey, 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 hey. Baba ne oluyor ya? Ne yapıyor ya? Aklımı oynattın, beynimi pört ettin be. Ne yaptın Alev'e sen? Ha? Alev. Ya ufak bir yalaza baba, merak etme. Anlat beni kahvede. Settar tutup kaldırdı. Ben sana yalaza yapmayacaksın demedim mi? He? Kazığı yerinden oynattın. Bir sırrı yeniden açığa çıkardın Santral. Baba ne oluyor? Ne sırrı? Ne diyorsun ya? Alev şimdi ne yapıyor biliyor musun? Yo. Ahmet Yanardağ arıyor. Baba kim bu? Tanıyor muyuz Ahmet Yanardağ? Tanımıyor musun? Yo. Sensin ulan Ahmet Yanardağ, sensin. Olur mu ya? Ben Santral'im. Santral şimdi kafa kağıdında ne yazıyor? Bir düşün. Ah. Ahmet Yanardağ benim. Eyvah. Öğrendim onu. Ne yapacağız baba? Olamaz, öğrendi mi? Ayağını Settar babanın yorgana göre uzatmadan ağlarsın şimdi. Ya ben Santral'im. Benim dünyam burası. Her şeyim burada. Her Ahmet Yanardağ olmaktansa ölmeyi tercih ederim baba. Settar'ın yeleğine yapıştı. Alev, bir dakika dur. Sana bir şey soracağım. Efendim Nalan? Ya sen buradan gitmeden önce, ya ailenle Temel buradan ayrılmadan önce annem sana bir şey vermişti. Ne vermişti ha? Nalan ne yapıyorsun? Ya bir dakika İbrahim, ya bir dakika, çok önemli. Hatırlamıyorum Nalan. Ya bir düşün, bir düşün. Hatırla. Ama sırası mı şimdi? Bir dakika İbrahim dur, hatırladım galiba. Böyle üçgen kolye gibi, evet evet. Bir bez parçasıydı ama nerede hatırlamıyorum. Nalan ne yapmaya çalışıyorsun? Bu esrarengiz hanımın alameti farikasını çözmeye çalışıyorum İbrahim. Alev benim eşim olacak. Sen biraz daha saygılı olmaya çalış. Nalan ağlamaklı. Tutmuşum. İbrahim hadi gidelim diye Alev'in kolundan tuttu. Dersiniz. Alev'in yatağında bavulu açık, muskası elinde. Ben bunu yıllardır niye saklamışım ki ya? Canım Alev'in annesi bana niye böyle bir şey versin ki? Aman at gitsin Alev. Yok ya, böyle şeyler de öyle pat diye çöpe atılmaz ki. Hiç sevmem ben böyle şeyleri. Ne yapacağım ben bununla? Aynı muskadan Nalan'ın elinde de var. Lokantada pencere önü masaya oturmuş, elinde evirip çevirerek düşünüyor. Yüzünde ağlamaklı bir ifade var. Saçını her zaman taktığı tülbentten yapılma saç bantlarından takmış.
mi doğdu Alev? Nalan'la ikisini tanıyor musun? Ne diyor? Bağırsana azıcık. Nine, bunların diyor annesini tanır mısın? Tanır mı? Duymuyorum evladım. Annemin kulakları ağır eşitir biraz. Biraz. Kardeş mi bunlar? Ne? Neneciğim, bana bak ben anlatacağım sana. Nene, bana bak. Ağız okuma yapacağız, tamam? Bunlar kardeş mi diyor. Alev'le Nalan, okey? Turşu mu? Bana dokunuyor evladım. Teyzeciğim! Bir saniye. Teyzem bak, buna biraz ara ver. Tesbihi. Devam edersin. Bak şimdi, ablam diyor ki... Nalan'ın bir kardeşi var mıydı? Var mı? Nalan'ın... Evet. Bir kardeşi yoktu. Kızlar dumur, hayal kırıklığı içinde durgunlaştılar. Buyur teyzeciğim, sen devam et. Evden çıktılar. Çok emindim. %100 emindim. Bütün teorilerim gitti. Yerle yeksanım. Abla saçma sapanak işlerin peşinden koştuk. Bana şunu söyle abla. Pes dedin mi? Pes etmek mi? Önce şu amcayı bir bulalım. Pes edeceksem de ondan sonra ederim Gökçe. Yürü. Of abla ya. Of. Nine pencereden arkalarından bakıyormuş. İyi ki söylemediniz anneciğim. Hiç söyler miyim kızım? Nalan'la Alev'in kardeş olduğunu bilmenin kime ne faydası var? Gri beton fondaki siyah kare içinde sinegraf yazısının harfleri birer ikişer belirip kayboldu. Sonra siyah fona sabitlendi. Üzerine gelen fırça darbesiyle çizilmiş kırmızı zeminde Osman Sınav yazıyor. Osman Sınav ve Hasan Kaçan'dan Yalaz'a yazdı. Bileğinin iç kısmında kafesinden kaçmış kuş dövmesi olan bir kadın eli, orta yaşlı bir adam ve iki genç kadın resmi çizdi. Siyah kalemle çizilen resimler renklenerek karikatüre dönerken jenerik akmaya başladı. Aynı anda karakterler ve yaşadıkları mahalle karikatürize ediliyor. Alev Didem Balçın, İbrahim Sinan Taymin Albayrak, Nalan İpek Tuzcuoğlu, Yaşar Erdal Cindoru, Faik Erol Aksoy, Aysu Gamze Karaduman, Gökçe Ergül Miray Şahin, Burcu Merve Erdoğan, Tuğba Lalizer Kemaloğlu, Kezban Zeynep Gülmez, Nazmiye Elif İnci, Helmut Ercü Turan, İsmail Kerem Muzlugil, Oral Mert Carim, Fatih Batuhan Aydar, Asil Özkan Ayal, Kübra Gizem Koçer, Kadir Ömer Gecü, Arda Tibet Tursun, Settar Hasan Kaçan, Santral Kadir Çöpdemir. Proje tasarım yapımcı Osman Sınavlı. Konsept danışmanı Hasan Kaçan. Yönetmen Osman Sınav, Mehmet Bahadır Er, Yücel Hüdaverdi. Üzerinde marangoz önlüğü ve elinde keskiyle İbrahim ve mahalle içinde karikatürize edilmiş diğer karakterler. Resmin üzerinde Osman Sınav ve Hasan Kaçan'dan Yalaz'a yazdı. Alev dere kenarına geldi. Üzerinde gri uzun bir palto, ayağında bilek boyu botlar. Saçları her zamanki gibi salık. Etrafa şöyle bir bakıp cebinden muskayı çıkardı. Çömeldi su kenarına, saçını kulağının arkasına sıkıştırdı. Atamıyor bir türlü, muska elinde oyalanıyor. Derin nefes alıp gözlerini yumdu. Suya bıraktı muskayı. Kancalı iğnenin ucundaki muska suyla yol alıyor. Şu suda akıp giden muska gibiyim. Bu muska bile ya suya batacak, ya da bir dala sarılıp ondan sonra yaşayacağı yeri bulacak. Peki sen ne yapacaksın anne? Doğruldu. Dur artık Alev. Dur. Çık şu çırpındıkça battığın çamurun içinden. Sürekli yenilip pişman olma artık. Muska giderken bir dala takılıp durdu. Ara bul köklerini. Sen
sarılacak bir kökü varsa nerede olsa yaşar insan. Nerede olsa yaşar insan. Rahatlamış ifadesiyle bakındı. Yüzünde bir tebessüm, huzurlu bir ifade. Geri dönüyor. Burcu beyaz saçlı adamın tansiyonunu ölçüyor. Yenge, yaşam belirtisi var mı? İsmail'e burası Mars mı yavrucuğum? Yengen bakıyor işte. Kızım bir şeyler söyle. Burcu gözlerini devirdi. Yaşıyor, yaşıyor. Çok şükür. Tansiyonu çok düşmüş. Abi, İsmail oğlum dur. Bu tansiyon da ne acayip bir şey. Bir iniyor, bir çıkıyor. Ne yaptığı da anlaşılmıyor. Allah'ım, bizi ne hale düşürdüler. Aa, teyzem, bir hale düşürmedik. Amcam tansiyonunu düşürmüş. Ama bakın, sağlık hizmetimiz tak diye ayağınıza geldi. Değil mi yenge? Aferin İsmail. Baksana, amca da hayatı gözlerini yeniden açtı. Yeni doğan şekli. Amcam. Kızım, kurtar bizi bunlardan. Sizi şikayet edeceğiz. Paramızı versinler. Polise götür bizi. Ya amcam daha yeni diğer taraftan geldin. Parada para, parada para. Daha bize uhrevi şeylerden bahsetsen. Işık gördün mü amcama söyleyeyim. Hani yabancı filmlerde olur ya böyle. Ne diyorsunuz siz ya? Versenize insanların parasını. Aa yengem. Daha bey amcamların bir hafta tatili var. Tatilinizi yapmadan şuradan şuraya göndermeyiz. Değil mi amcam? Hala tatil diyorlar. Hala tatilde ısrar ediyorlar. Amcacığım bizde tehdit var, ısrar yok. Burcu ayağı fırladı. Nasıl konuşuyorsun sen ya? Yazık değil mi bu insanlara? Hem bu ne bu ya? Bu saçma sapan tavırlar, serseri gibi konuşmalar. Maral'ım ben... Maral'ım falan deme bana. Maral'ım falan deme. Bıktım ben senin bu tavırlarından artık ya. Sen kendini ne zannediyorsun ki? Yeter artık. Ben bazı şeyleri düzeltebilirim. Senin yaptığın bir şeyin düzgün olabilme ihtimali var mı acaba Oral? Ben amcamla teyzemi dışarı götüreyim. Dur yerinde İsmail. Dur yerinde İsmail. Teyzeciğim, amcacığım. Ben bu ikisinin adına sizden gerçekten çok özür dilerim. Siz de hemen bu insanların paralarını geri veriyorsunuz. Bu çocuk çocuk hareketlerinizden vazgeçiyorsunuz. Sonra da oturup düşünüyorsunuz. Ha, ya da şöyle yapalım. Siz neyi doğru yaptığınızı düşünün. Sayması daha kolay olur bence. Çantasını kaptı, yerden aldığı terliği Oral'a fırlatıp yürüdü. Oral terlik gelince kaçınıp yana çevirdiği başını Burcu'nun gittiği yöne çevirdi. Biz neyi yanlış yaptık lan? Aysu evde İz Peşinde adlı kitabı okuyor. Telefonun nerede çaldığını anlamayıp bakındı. Telefonum da yanımda. Koltukta bir cep telefonu duruyordu, aldı. O çalmıyor. Ev telefonu mu kaldı ya? Telsiz telefon çalıyormuş. Mahsus mu yapılıyor arkadaş? Anlamadım ya. Dur tamam sus! Ev telefonu mu kaldı daha? Alo, Taş Devri'nden mi arıyorsunuz? Alo, İbrahim'in evi mi? Taş Devri'ndenmiş. Efendim? Bir şey yok dede, buyur haydi söyle. Kızım cep telefonumu evde unutmuşum. Sehpanın orada bir yerlerde olacaktı. Sen onu oradan al, Helmut'un oraya getiriver bana. Ha? Şimdi dede, Gökçe ile Tuğba pazara gitti. Burcu zaten işte, Arda da okulda. Aysun'un da çok işi var malum, yani hiç getiremeyeceğim, kusura bakma. Sen oradan bir delikanlı gönder, gelsin alsın. Hayt, dedeye laf olmaz. Getir telefonumu. Ah. Her şeyi ama her şeyi Aysu koştursun. Yeter ama ya. Gerçekten ya. Hırkasının önünü çekiştirdi. Faik dede, nasılsınız? Ha, teşekkür ederim. Yalnız rica ederim. Dede değil, Faik. Benim sizinle önemli bir mesele hakkında konuşmam gerek. Aa, tabii. Faik emrinize amadedir. Buyurun, buyurun geçin oturun. Dışarıdaki bir masaya geçtiler. Alev saçlarına fön çekmiş. Faik dede, ben kimim? Çocukken çıktık gittik buralardan. Ama biliyorum köklerim hala burada. Mesela bir amcam olduğunu yıllar sonra öğreniyorum. Sen buranın eskilerindensin. Herkesi tanırsın. Benim tanıdıklarım cortladı gitti. Kalanlara ise muhatap olmuyorum.
benim amcam Ahmet Yanardağ yıllar önce burada görev yapan Kenan Yanardağ'ın kardeşi. Hatırlıyor musun? Allah Allah. Hayretim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Lütfen biraz hafızanı zorla. Benim babam öğretmen Kenan Yanardağ. Yani ben Kenan öğretmenin kızıyım. Sen Kenan öğretmenin kızı mısın? Geçmiş 37 sene önce yazdı. Eski bir ev. Kadın kucağında bebeğiyle. Gitti beşiğe dayandı. Bebek uykudan uyandı. Nenni yavru yavru. Nenni bebek bebek. Nenni yavru yavru. Nenni bebek bebek. Nenni yavru yavru, nenni balım. Yatakta uyuyan 1-2 yaşlarında bir de kız çocuk var. Yemedim, kalkıp meme veremedim. Nenni yavru yavru, nenni bebek bebek. Nenni yavru yavru. Nenni bebek bebek, nenni balık. Ağlayan kadın kapı sesiyle sertçe o tarafa döndü. Hemen oturdu sedire. İçeri bir kadın ve adam girdi. Yorganları Settar Usta gönderdi. Çocuklar için yapmış. Kısa sakallı adam elindeki odun kovasını yere bıraktı. Zayıf bir kadın olan anne bebeğine sarılmış sımsıkı biraz gergin oturuyor. Kısa sakallı adam yanına geçti. Vakit geldi Asiye. Öğretmen ve karısı dışarıdalar. Asiye bebeğini hiç bırakmayacak gibi tutuyor. Vazgeçtim. Yapamayacağım Faik abi. Git öyle söyle. Asiye vazgeçmişti. Yanlış yapıyorsun Asiye. Yanlış ya da doğru, vazgeçtim. Veremem evladımı. Nasıl yapayım Faik abi? Nasıl vereyim evladımı? Asiye bacım, etme böyle. Diğer evladını da düşün. Bencillik yapıyorsun. Ne konuştuk seninle? Hani yaşasın da nerede yaşarsa yaşasın. Sağ olduğunu göreyim. Yeter bana diyordun. Bir başına iki küçük bebe. Nasıl olacak Asiye? Nasıl yapayım Faik abi? Nasıl kıyayım? Asıl vermezsen kıyacaksın bebeni. Ölse daha mı iyi? Öğretmen bey gerekirse hastalandığı zaman onu yurt dışına bile götürür. Doğru söylüyor. İyi düşün. Genç Faik kalktı. Onun kalktığı yere kadın oturdu. Dışarıdalar. Ya mezarının başında ağlayacaksın ya da uzaktan bakıp hasretinden ağlayacaksın. Kararını ver Asiye. Asiye daha da sıkı sarıldı bebeğine. Duvarda bir musaf kılıfı asılı. Faik başını eğdi, çıkıyor. Asiye ayağa kalktı. Battaniyeye sarılı bebeği pışpışlayarak dolanıyor. Ev çok eski, duvar diplerinde sedirler var. Faik balkondan aşağı öğretmen Kenan'a bakarak olumsuz anlamda baş salladı. Kenanlar panikle bakışıp eve doğru koşturdular. Onlar gelince Asiye daha da sıkı sarıldı bebeğine. Söz veriyorum, onun her zaman yanında olacağım. Müsaade et, ona annelik yapayım. Yalvarırım. Müsaade et, yaşaması için bir şansı olsun. Her anne evladının büyüdüğünü görmek ister. Onu alıp uzaklara gitmeyeceğim. Her zaman burada olacağım. Hep göreceksin. İnan bana, onu her zaman göreceksin. Yaşayacak o. Yaşaması için ne lazımsa yapacağım. Asiye başını bebeğine doğru gömdü. Hadi. Kollarını uzattı. Asiye ağlıyor. Onun için. Kenan geride ayakta bekliyor. Müzeyyen bebeği yavaşça aldı. Henüz birkaç aylık olsa gerek, uyuyor. Müzeyyen ilgili, şefkatli, sevgi dolu bakıyor. Asiye vazgeçip olmaz diyecek gibi ağzını araladı. Alev bebek artık Müzeyyen'in kollarında. Faik kapıdan izleyerek ağlıyor. Yanındaki yaşı sürdü. Bebeği Müzeyyen'e veren Asiye'nin elleri boşta kaldı ama indiremedi bir türlü.
Zeyyen Alev bebekle kalkıp kapıya doğru yürüdü. Kenan da çıkıyor onunla. Faik'in yanından geçtiler. Asiye boşta kalan ellerini kucağına indirdi. Bir anda fırlayıp kalktı. Kapıya kadar geldi ama görünmez bir duvara çarpmış gibi durdu. Ağlayarak sedire bıraktı kendini. Sedirde uyuyan kız çocuğu Nalan ağlıyor. Kenan kolunu Müzeyyen'in sırtına dolamış, yürümesine yardımcı oluyor. Faik eskimiş ahşap korkuluklu balkonda arkalarından bakıyor. Başını yavaşça diğer tarafa çevirdi. Şimdi Faik gene ağlamaklı İbrahim yanlarına geliyor. Ailemi hatırlıyor musun Faik dede? Faik tutuk. Dede! Al, getirdim telefonunu. Tamam, ben yaşlı bir adamım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kimseyi tanımıyorum. Ben meşgul bir adamım. Beni meşgul etmeyin, meşgul etmeyin. Kaçıyor. Ne oldu şimdi dedeme ya? Anlamadım ki. Ben sadece geçmişimle, ailemle ilgili bir şeyler sormak istedim. Yani buranın eskilerinden tanır diye düşündüm ama istemeden yanlış bir şey mi yaptım? Yok canım, benim babam öyle aniden yükselişler yapabilir. Yani seninle ilgili değil. Kusura bakma sen. Neyse, ben Tarak'ın eskilerine sormaya devam edeyim o zaman. Elbet tanıyan biri vardır amcama. Biliyorum. Aysu kusura bakma, laf kalabalığında sana merhaba demeyi de unuttum. Nasılsın? Ya iyiyim. Yani tabii birazcık yorgunluk var ama iyi. Kolay gelsin. Çantasını aldı. İbrahim sen de benimle gelir misin? Benim dükkanda ufak bir işim var. Onu halletmem gerekiyor. Sonrasında seve seve sana eşlik ederim. Tamam. Müsaadenizle o zaman. İbrahim arkasından bakıyor. Aysu kollarını göğsünde bağlamış, suratı asık. Ben bir eve gideyim. Dükkana gideceğim dedin. Evde bir şey unutmuşum, dükkana öyle geçeceğim. Aysu düşünüyor. Faik evde su bardağıyla mutfaktan çıktı. Adımlarını sanki her an düşecek gibi atıp masanın sandalyesine tutundu. İbrahim girdi. Baba, sen Alev'e niye öyle bağırıp çağırdın ya? Ne bu öfkenin sebebi? Yeter artık yahu. Ne o? Alev, 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 alev. Başka mevzu mu kalmadı? Kimse bana alev falan sormasın. Hayırdır dede? Sen pek mi seviyordun bu alevi? Nereden çıktı bu şimdi alev düşmanlığı? Kızım sen benim yukarı odaya bir çıkar mısın lütfen? Şeyi getir bana. Şerit metreyi getir. Şerit metre. Hadi kızım, hadi. Hadi, hadi. Faik omuzlarını çökertti, alttan bakıyor. Baba sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ben senden ne saklayacakmışım ki? Kimden ne saklayacağım? O zaman Alev'e bu kadar çıkışmanın nedeni neydi baba? Yani kız sadece ailesiyle ilgili bir şey sordu sana. Ben Alev'in geçmişinin bekçisi miyim ya? Kimse bana soru sormasın. Baba ne olursun eskiye dair bir şey hatırlıyorsan söyle. Zihnini biraz zorla. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bilmiyorum. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Nokta. Baba. Kolundan tuttu. Aysu dinliyor. Ben bir şey hatırlıyorum çocukluğuma dair. Neymiş? Neyi hatırlıyor musun? Geçmiş. Sen niye karıştın bu işlere Faik? Neden benden sakladın bunca sene? Yarın bir gün bu kız büyüyüp gerçeği öğrenirse, bizden de ebe kadından da hesabını sorarsa ne yapacağız? Kimse hesap sormayacak. Kimse bir şey bilmeyecek. Sen yeter ki dilini tut. Ben kimseye kötülük yapmadım. Tam tersi iyilik yaptım. İbrahim 4-5 yaşlarında kapıdan dinledi konuşmalarını. Sen laf mı dinliyorsun Kerata? Hadi bakayım odana. Hadi. Şimdi. Annemin bir gün geri gelirse senden hesabını sorar dediği kız. Alev miydi? Ne diyorsun sen? Hayal görmüşsün sen çocuk kafanda. Yok öyle bir şey. Yok Alev falan. Ahşap merdivenleri duvara ve korkuluklara tutunarak çıkıyor. Aysu hemen kaçtı. Düşünüp döndü sonra. Dede, iyi misin? İyi miyim, kötü müyüm? Artık bana hiçbir şey sormayın.
Aysu'yu itip ilerledi. İbrahim aşağıda hızlı adımlarla kapıya yürüdü. Aysu hemen alt kata koşturdu. Baba sen beni neyi... Bakınıyor sağına soluna. Baba! Bunlar neye cerellendi böyle ya? Alo Cavidan, ben İbrahim, Marangoz İbrahim. Nasılsınız, ninem nasıl? Bunda bir iş var ya. Benim o taraflarda bir işim olacaktı, size uğrayacağım müsaitseniz. Ama benden kaçmaz. Haydi kızım Aysu. Şahane, hadi görüşürüz. Kapıdaydı, içeri girdi. Köşeyi sarı eski model bir otomobil döndü. İnin arabadan, inin. İbrahim elini kaldırıp durdurdu. Çık. Sen kal Fatih, çık. Hadi. Çıkın, çık. Hadi. Sen sür. Aysu üzerine montunu alıp çıktı, sindi korkulukların dibine. Oral'la İsmail arabadan inmiş, şaşkın bakıyorlar. Oral kambur kambur yürürken gözleri arabanın gittiği yönde. Abi bizi niye almadılar? Oğlum, herhalde yengen İbrahim abinin kulağına her şeyi fısıldadı. Baksana bizi taca attılar. Adam yüzümüze bile bakmadı lan. Vallahi onu minareye çıkıp anons yapmadan önce düşünecektin abi. İsmail seni biri mi seslendiriyor oğlum? He? Ne bu cesaret lan? Ne? Doğruyu söylüyorum abi. Başımıza ne geldiyse senin şu tutmayan planların yüzünden geldi ha. İsmail seni lost ederim bak ha. Senin ağzın ne konuşuyor lan? Ne söylüyor abi? Şu halimize bak. Yengeden azar işitiyoruz. İbrahim abi yüzümüze bakmıyor. Sonra senin ağzın ne söylüyor? Kusura bakma ama benim ağzım doğru söylüyor abi. Öyle mi? Öyle. Demek bütün hata benim İsmail'le. Peki hadi işine bak İsmail. Eyvallah. İsmail'in önüne tükürüp yürümeye başladı. İsmail. İsmail, İsmail. Şapşal şapşal etrafı havaya baktı. İsmail. Nereye bakıyorsun? Aysu. Hemen koşturdu. Bak iyi ki arabadan inmişim ha. Her şeyde bir hayır vardır bak. Seni gördüm. İşin var mı İsmail? Yo, benim ne işim olsun ki? Şimdi seninle bir yere gideceğiz. Git şimdi bir araba bul. 5 dakikaya burada buluşuyoruz, tamam mı? Buluşuyor muyuz? 5 çok. 3 olsun. Allah'ım. Allah'ım. El açtı, dualar okuyarak koşuyor. Salak ya. İçeri koşturdu. Fatih'in sarı arabası kasaba sokaklarında. Acele et Fatih. Nereye İbrahim abi? Sana ne oğlum? Hadi devam et sen. Peki abi. Şuradan sola dön. Buradan mı? Dön. Şuradan yukarı. İbrahim abi, orası ters yönde. Tamam. Ben yürürüm. Kemerini çözüyor. Arkadan dolaşsa... Yürüyor İbrahim. Fatih de indi. Ama İbrahim abi, o tabelayı ben koymadım ki oraya. Bana mı kızdı acaba ya? Hayır, girmesine girerim de. İbrahim bel hizası ahşap bir bahçe kapısını açtı. Kızların daha önceden geldiği evin verandasında. Kim o? İbrahim. Buyur İbrahim Usta. Hoş geldin. Müsaitsiniz değil mi? Buyurun, müsaitiz. İbrahim ayakkabılarını çıkarıyor. Ev sobalı, vitrinin kenarına saplanmış çiviye tesbihler asılı. Selamünaleyküm. Hoş geldin İbrahim. Aleyküm selam. Kalkamıyorum, kusura bakma. Dizlerim. Estağfurullah. Geçmiş olsun. Dizlerinin haricinde nasılsın peki? Şükür olsun halimize. Sen nasılsın? Çocukların nasıl? Allah'a şükür ben de iyiyim. Çocuklar da iyiler. Büyüdüler artık. Ellerinden öperler. Sığır numarası yapan nine. Ninem ben sana bir şey soracağım. Bu Alev var ya hani Kenan öğretmenin kızı. Alev mi? Tamam o Alev. Duydum buralara gelmiş diyorlar. Ben de sana onunla ilgili bir şeyler soracaktım. Sor evladım, sor tabii. Cavidan bir ayran getir misafirimize hadi canım. Ya zahmet etmeydin. Estağfurullah. Ninem şimdi bu... Alev geçmişine dair birilerini arıyor. Bir amcasının olduğunu öğrendi ama kim olduğunu bilmiyor. Nerede olduğunu bulamadık. Benim asıl sormak istediğim... Alev burada mı doğdu?
Sen mi doğurdun onu? Yok evladım. Onlar buraya geldiğinde çoktan doğmuştu. Öğretmenin hanımı memleketinde doğurtmuş. Ben çocukluğuma ait bir şey hatırlıyorum. Annemle babam tartışıyorlardı. Bir çocuk meselesi. Annem babama o kız bir gün buraya dönerse bunun hesabını sorar diyordu. Bu mesele nedir nine? O kız Alev mi? Çocuk meselesi mi? Bilmiyorum İbrahim. Ben böyle bir şey duymadım. Emin misin? Eminim. Ayran geldi. Buyur İbrahim Usta. Sağ ol. Buyur anneciğim. Fatih arabada. Yok yok, kesin bana kızdı. Geri mi dönsem ben acaba ya? Döneyim. Bugün beni yarı yolda bırakan yarın kızımı da yarı yolda bırakır derse ne yaparım? Tam da İbrahim'in yanında durdu. İbrahim abi eve mi? İbrahim düşünceli, muhatap olmadı hiç. Fatih koşturup kapısını açtı. İbrahim sanki onu görmüyor hiç. Bindi. Demek ki eveymiş. İbrahim camdan dışarı bakıyor. Önce Aysu, sonra babası. Bunlar niye deşeliyorlar bu kadar geçmişi? Hiç hayra alamet değil. Biz zamanında bir iyilik yaptık sanıyoruz ama ne bileyim. Allah sonumuzu hayretsin. Aysu evin altında bir yere girmiş. Ahşap ızgara panelleri kenara itip çıktı. İçeri park etseydi İsmail. Aysu. Elinde tavuk Aysu'ya gösteriyor. Aysu dumur. Bakışları yok artık diye donuklaşarak geldi. İsmail ne yapıyorsun sen burada? Tavuklar acıkmış. Yem dedi, yem veriyordum. Bırak şu tavuğu çabuk İsmail, yürü. Nereye gidiyoruz Aysu'ma söyleyeyim? Çok konuşma İsmail. Bırak tavuğu, yürü dedim. Tamam. Ben geleceğim. Tavuğu kümese bırakıp koşturdu Borda serçeye. İnce bıyıklı, albenisi olmayan, orta boylu, şaşkın ifadeli bir adam. Senin beni bu arabanın içinde bekliyor olman lazımdı. Benim bilmemle hareket etmemiz lazımdı. Burcu evde koltukta oturuyor. Tuğba dolanıyor. Ne oluyor? Hı? Ne oldu? Suratını asma kabağı gibi asacağını anlat. Tezahürat mı yapalım? Ha? Hadi uyuz etme, anlat. Abla hadi, içimiz şişti vallahi. Ya yeter ama artık ya. Gerçekten yeter. Her insanın bir tahammül sınırı var. Bu Oral beyinsizi ve saz arkadaşlarının tek mesleği insanı rezil etmek mi ya? Gene ne yapmışlar ki? Sorun da bu ya zaten. Hiçbir şey yapmıyorlar ama insanları mağdur ediyorlar. Sonra onların ayıplarını ben temizlemek zorunda kalıyorum. Üstelik bir de işe geç kalıyorum. Hiçbiri bir baltaya sap olamamışlar çünkü zaten kendileri balta. Eğitimsiz cahiller. İnsanın bir kariyeri olur ya. Ne diyorsun abla? Ayıp değil mi? Biz de Profesör İbrahim'in kızları değiliz sonuçta. Babam ne alaka şimdi Gökçe? Eğer sen cahillere bu kadar eğilimliysen buyur. Ben seni hiç tutmayayım. Ama benim bir geleceğim var, hedeflerim var. Ve bunların yıpratılmasına izin vermek istemiyorum artık. Gerçekten yeter. Şşt, ne saçmalıyorsun sen ya? Ha? Ne oldu, iki dakikada burnu havalara kalkmış? Ordinaryus profesör hemşire mi kesildin başımıza? Ne oluyor? Yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmiyor diye bir laf vardır abla ama şimdi söylemek istemiyorum sana. Saygısız. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Terbiyesiz ablanım ben senin. Evet. Yumurtadan çıktım, kabuğumu beğenmiyorum. Evet, o Ural da tam bir balta. O İsmail'i ipsiz sapsızın teki. O Fatih var ya, o da boş tehlikenin önde gideni, anladın mı beni? Çok sağ ol abla ya. Sağ ol, çok teşekkür ederim gerçekten. Asıl ben sana teşekkür ederim. Ya şşş, bir susun be. Vallahi ikinize de dalacağım ha. Faik kavgayı dinlerken kalbini tutuyordu. Merdivenleri inerken de çok iyi değil ama saklıyor. Eğer sen o beyinsizleri savunmak için avukattan soyunacak kadar aptalsan ben seni tutmayayım Gökçe. Sen ne diyorsun abla? Tamam benim büyüğüm olabilirsin ama kendime de şu an kendisini savunmak için burada olmayan o insanlara da hakaret ettirmem. Sen bir kim olduğunu hatırla önce. Tamam. Başka bir isteğin var mı İbrahim abi? Yok yok, sağ ol. Eve geçiyor. Faik evden çıktı. Ha baba, Alev içeride mi? Baba yine çocuk yapıyorsun değil mi? Sen cevap verme, tamam. Susun. Kızlar. Ne oluyor kızlar? Ne oluyor diyorum, neyi paylaşamıyorsunuz? Faik bahçede bir kenara tutundu. Faik dede.
Faik dede! Yere düşmüş Fatih koşturdu. İbrahim abi! İbrahim abi koşuyor! Faik dede! Ne? Dede! Faik dede! Baba! Baba! Yıldı bir anda yere. Hadi Fatih ne oldu? Dede ne oldu? Baba neyin var? Dede! Baba uyan! Baba hadi kalk! Baba kurban olurum! Hadi! Baba yalaza yapmanın sırası mı şimdi? Baba! Yalaza yapıyorsun değil mi? Bak kızlar sustular baba. Merak etme. Evet dede ya hadi bak millet üşüşecek dedeciğim hadi. Bir saniye ben bir nabzına bakayım. Dede tamam biz kavga etmedik bitti hadi. Böyle de çıktım dışarı. Ya kaldırın şu çocuğu yalaza yapıyor hadi. Gökçe başı açık çıkmış içeri koşturdu. Bir dakika dedem yalaza yapmıyor. Dedem nefes almıyor ki. Ambulans çağırın. Dede. Baba. Dede. Baba. Ne yapacağız? Hadi. Arabayla. Arabayla İbrahim abi gel. Hadi. Kızım. Yavaş. Sarsmayın. Yavaş. Aç kapıyı kızım. Baba açılın. İlk müdahaleyi hemen yapmam lazım. Kuş bakışı kubbeli değil, normal ev gibi kiremitli çatısı olan tek minareli cami. Sağlık ocağının koridorunda kızlar ağlamaklı, İbrahim ileri geri dolanıyor. Doktor Bey, geçmiş olsun. Çok şükür tehlikeyi atlattı Faik Bey. Allah'a şükür. Nedir durumu? Neyi varmış? Sakin olalım lütfen. Açıklayacağım. Faik Bey bir kalp krizi geçirmiş. Ne? Ama şu an gayet iyi. Kendine de geldi. Yani durumu stabil. Peki diyorum. Lütfen rica ediyorum. Bakın Faik Bey'in heyecanlanmaması gerekiyor. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Bir kere kesinlikle üzülmemesi ve yorulmaması gerekiyor. İlaç tedavisine devam edeceğiz. Ama en kısa sürede bir kalp uzmanını görmesi gerekiyor. Ben babamı göreyim müsaadenizle. İbrahim abi lütfen. Zaten Burcu hemşire yanında. Merak etmeyin. Israr ediyorum doktor bey. Peki ama yalnızca siz lütfen. Tamam. Baba biz... Tamam. Aysu nerede? Onu da çağırın gelsin buraya. Tamam. Tuğba arıyor. Nerede acaba? Aysu, telefonun çalıyor da. Duydu. Ara Tuğba, ara. Acaba yine neyi halledemediniz de beni arıyorsunuz? Şu an hiç bakamayacağım. Önemli bir iş üstündeyim. Enerjimi hiç boşuna harcayamayacağım. Evet. Faik ağzında solunum maskesiyle üst bedeni çıplak. Bizi çok korkuttun baba. Daha iyi misin? Maskeyi çıkardı. İyiyim, sağ ol evladım. Baba ben özür dilerim. Yalaza yaptığını zannettiğim için özür dilerim. Neredeyse benim yüzümden seni kaybedecektik. Özürünü bir tek şartla kabul ederim evladım. Nedir o baba, söyle. O Alev'i gönder o evden, gönder gitsin. Baba, Alev'in ne alakası var şimdi? Baba, dedem anlattı bana. Millet sağda solda dedikodu yapıyormuş. Nikahsız kadın, o evde ne işi var falan diyorlarmış. Dedem de zaten bütün bunları duyduğu için rahatsızlanmış böyle. İyi de ben Alev bizdeyken hiç evde kalmadım ki. Sen onu millete anlat. Konuşamadım zaten bu yüzden. Bak oğlum, bu mesele benim çok canımı sıkıyor. Söyleyecektim, söyleyemedim. Hep içime attım. Bak, sonunda az kalsın gidiyorduk. Özür dilerim baba. Özür dinlemem. Gönder o kadını. Yoksa beni gönderirsin. Sebebi olursun. Tamam baba, bakarız. Bakarız. Bak, çocuk gibi oyalama beni. Gönder o kadını, yoksa beni gönderirsin öbür tarafa. Baba. Tamam baba, sen merak etme. Alev'i göndereceğim evden. Göndereceğim baba. Alev anahtarını arayarak İbrahim'in evine yürüyor. Kapının açık olduğunu görünce şaşkınca durdu. Başını çevirip sokağa doğru baktı. Kapı niye açık ya? Temkinli giriyor.
Kızlar. Çantasını çıkardı, paltosunu çıkarıyor. Gökçe. Astı paltosunu. Aysu. Kızlar. Salona geldi. Kimseyi göremeyince şaşırıp üst kata çıkan Sarmal ahşap merdivenlere yöneldi. Aysu. Çıkmayıp aşağıdan seslendi. Allah Allah. Mutfağa baktı. Neredesiniz? Kapıya döndü. İbrahim, ne oldu? Neredeydiniz? Tuğba, Gökçe, iyi misiniz? Hayrola? Hayrola. Ha, bir de soruyor ya. Tuğba, tamam. Siz yukarı çıkın, ben konuşurum. Hadi. Sadece Tuğba ile Gökçe vardı yanında. Ne oldu İbrahim? Hayırdır, ne konuşacaksın benimle? İbrahim'in başı önünde. Benim bir ufak işim var dışarıda. Onu halledeyim. Sonra etraflıca konuşuruz. Alev arkasından şaşkın, meraklı bir adım atıp durdu. İbrahim yürürken kederli. Fatih sokakta bekliyormuş. Sağ ol Fatih. Seni de iyice yorduk bugün. Sen olmasan belki de babamı kaybedecektik. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun İbrahim abi. Her zaman yanınızdayım. İbrahim ensesini patpatlayıp tebessüm etti. Yürüyor. Fatih slim model kravatsız takımıyla. Yok. Açmıyor. Yani en gerekli olduğun zamanlarda şu telefonu açmazsın ya bacım. Ben sana ne diyeyim ya? Gökçe? Ne oldu? Sen niye ağlıyorsun? Ha? Yatakta yanına geçti. Ya dedeme bir şey olsaydı abla. Ne yapardık biz o zaman? Ya tamam işte. İyiymiş bak, iyi olacak. Doktor öyle söyledi. Ne bileyim ben. Olumsuz bir hayat düşünmedim ki hiç. Onu öyle yerde yatarken görünce de. Kendine çekti. Gel buraya. Tamam, üzülme. Gökçe başını onun omzuna yasladı. Sen asıl onu boş ver de şu alevden nasıl kurtulacağız onu düşün. Dedim eve geldiğinde yine kadını evde görse bir daha mı kalp krizi geçirsin? Of, benim aklım vermiyor ki böyle şeylere. Kızlar, neler oluyor? Tuğba hırsla kalktı yataktan, gözlerini devirerek yürüdü. Niye kimse benimle konuşmuyor? Bize bir şey sorma Alev abla, ne olursun. Konuşacağım birisi varsa o da babamdır. Lütfen. Gökçe. Kolundan tuttu ama Gökçe gitti. Yorgancı. O barak. Baba, davetsiz misafir. Alev'in benim burada olduğumu bilmemesi lazım baba. Aman gözünü seveyim, idare et baba. Yorganın altına girdi ama ayakları dışarıda. Settar kalktı. Selamünaleyküm baba. Aleykümselam İbrahim, hoş geldin. Baba, vaktin varsa bir şey konuşabilir miyiz? Vakit dostum tabii, ne demek. İstiyorsan da açık havada konuşsaydık. Benim yüzümden bugün babam neredeyse hayatını kaybediyordu Settar baba. Ah, ya büyük geçmiş olsun. Nasıl şimdi, iyi mi Fahri dede? Allah'a şükür şimdi çok daha iyi. Ama ya Alev bize kaldı diye konu komşunun ağzında laf dolanıyormuş. Babam da buna çok üzülmüş. Bir şey yapmam lazım. Bir şey yapmalıyım. Ne yapmalıyım baba? Bana soracak olursa acaba ev mi tutsam? Alev'e bir ev tutsam, bir eve yerleştirsem. Kimse bir şey diyemez artık. Allah nasip ederse evlenirsek o zaman rahat rahat gelir. Kimse konuşamaz artık. İyi düşündün mü İbrahim? Bunu babam için yapmak zorundayım. İyi misin baba? Bir şeyin yok değil mi? Allah'a şükürler olsun, iyiyim. Baba, seni rahatsız ettim, kusura bakma. Ben kaçayım. Estağfurullah. Hakkını helal et. Santralin kımıl kımıl ayaklarını kamufle etmekte zorlandı Settar. İbrahim çıktı. Hey! Ya bana nefessizlikle jortladım ya! Bırak şimdi jortlamayı, hortlamayı. İşler Arap saçına dönüyor. Ya Faik dedeyi kaybetmeden bu Alev'i acilen amca fikrinden vazgeçirmemiz lazım. Yok baba. Benim bu Ahmet Yanardağ kimliğinden sonsuza kadar kurtulmam gerekiyor. Yok, böyle olmaz. Ne, nasıl olacak o iş?
Baba, Ali Cengiz'in 40 tane oyunu vardır. 39'unu gösterir, birini kendine saklar. Şimdi gözden ırak olmam lazım. Bulacağım ben çaresini baba. Merak etme. Yaşar Emlak'tan kiralık yazılı ilan. Evet, işte evimiz bu İbrahim. Güzel güzel. Böyle akarı falan yok değil mi? Rutubet yapmıyordur. Teessüf ederim İbrahim ya. Biz sana hamamı kiralıyor. İyi, tamam tamam. Ne kadar istiyorsun buraya? Vallahi 1000. 1000 mi? 1000. Çok değil mi Yaşar? Ya esasen sen kime tuttuğunu söylersen, anladın mı? Ev sahibi benim arkadaşım. Yani daha iyi yardımcı olur diye söylüyorum ben sana. Yani normalde biliyorum ben hani kiralamam, satarım. Ben iyi satarım. Anladın mı? Bana kim olduğunu söyle yeter yani sen. Yaşar. Ya tamam ya, tamam hemen ne celalleniyorsun ya? Ya İbrahim celallenme ya. Yani ev sahibi dedi ki yabancıya yetmesin dedi. Ben onun için diyorum. Tamam, 700 olsun. Olur mu? Olur. Ama ya şuraya kimin taşınacağını bana bir söyle ya. Ya buraya taşındığında zaten ben görmeyeceğim bunu. Al şunu. Alev. Alev, rahatladın mı? Anahtarı alıp yürümeye başladı. Alev mi? Oo İbrahim Bey. Yersiz yurtsuz bir kadına ev bark sahibi yapıyorsunuz. Tebrik ederim sizi. Hemen ceket cebini yoklayıp telefonunu çıkardı. Para çantası sapından bileğine asılı. Üzerinde siyah çizgili açık mavi bir ceketle. Nazmiye, Nazmiye. Kıyamet yaklaştı ben sana söyleyeyim. Ahlak sukut etmiş, sukut. Ne oldu biliyor musun? Şu an itibariyle İbrahim Alev'e ev tuttu. Araba. Aysu. Ne? Hani biz geçen hafta sizi kaçırdık ya. Şimdi sen de beni kaçırıp duruma işlemek mi istiyorsun? Deli delimse konuşma İsmail. Sür şu arabayı. Bari nereye gittiğimi söylesen Aysu'ma söyleyeyim. Ne kadar meraklısın ya. Bu bir sır. Aysu. Yola bak. Söyleyeceğim tamam. Ama kimseye söylemeyeceksin yemin et. Vallahi billahi. Yani böyle küçüleyim küçüleyim zigon sehpa takımı olayım ki söylemeyeceğim. Yani nimete kör bakayım. Şu cennet yüzünü görmeyeyim. Yani şuradan şuraya gitmek nasip olmasın ki bu senle benim aramda büyük bir sır olacak. Tamam. Ne? Bekleyen arabayı kenara çekti İsmail. Ne oldu? Ben ilk buluşmanın heyecanıyla benzin almayı unutmuşum da. Salak. Heyecandan arabayı unutmadığıma dua edelim değil mi? Ne yapacağız bu dağ ortasında? Kaldık ya böyle. Şimdi ben gideceğim bidonla benzin alacağım. Sen de beni burada arabada bekleyeceksin tamam mı? Tamam. Tamam. Aysu. Gözlerini kırpıp kemerini çözdü. Arabanın bagajına koştu. Aysu ağzı aralık şaşkın ifadesiyle. Ben ne yapacağım tek başıma? Camdan dışarıya bakınıyor. Çenesinin altında hafif bir gıdısı var. Kemerini çözdü. İsmail. Heh. İsmail ben de geleceğim. Tamam. Ne yapacağım tek başıma burada? İsmail bir naylon poşet, bidon ve ceketini almış. Ceketini giydi, bidonu eline aldı. Aysu zaten paltosuyla oturuyordu. Hadi gel. Yürüyor Aysu. Salık saçlarında bant takılı. Bu yol uzun Aysu'ma söyleyeyim. Sen arabaya bin. Ben koşarak gider gelirim hemen. Yok ben de geleceğim. Ben ne yapacağım burada? Hiç mi korku filmi izlemedin sen? Yok. Arabanın benzini bitiyor. Benzin almaya gidenin arkasında kalanı millet patır patır öldürüyor. Tövbe tövbe. Ben de geleceğim. Ne yapalım böyle mi gidiyoruz? Yok. Hah bak şu patikadan kestirmeden gideceğiz Aysum. 2 saat içinde benzincideyiz inşallah. İyi haydi. İnşallah inişi buldur.
Aysu'da bilek boyu 3-4 santim topuklu ayakkabılar. İsmail serçenin kapısını kapatıp kilitledi. Bir de üst tavanı eliyle vurup koşturdu. Bayır var ya burada. İneriz de onun sonra. Kahvede Oral masada. Oral abi, Faik dedenin başına geleni duydun mu? Bıraktan Faik dedeyi, Faik dedeyi. Hayırdır abi? Oğlum İbrahim abi arabanın önünü kesiyor kanun namına şekli. Sen de gözüne gireceksin ya. Abimleri de alalım yok. İsmail baltası desen, abi başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldiler, arabamı alır gider. Vallahi güzel yere tezgah kurdunuz siz ha. Siz dost most değilsiniz oğlum. Bildiğin ihanet şebekesisiniz siz. Sen nasıl konuşuyorsun abi benle? Hayırdır? Ne ihaneti, ne satması? Oğlum pet şişe gibi arabadan atmadın mı bizi? İbrahim abi dedi. İbrahim abinin her dediğini yapıyor musun Fatih? Koskoca araba 3+1 şekli. Ne olur da abimleri de alalım deseydin. Ya kalırsın öyle işte. Eyvallah. Kalktı. Ceketini sandalye sırtlığından aldı. Eyvallah Almut. Fatih. Dükkan sana emanet. Ben Faik dediğin ziyarete gidiyorum. Kimseyi almıyorlar ki. Sen niye gidiyorsun? Nein. Gitmem gerekiyor. La havle. İsmail derede daracık bir boğazlı bir taştan diğerine atladı. Gelemem ben. Şöyle bak. Bacağını git. Boğazın diğer dur. Tarafını uzattı. Sen de böyle. Tut şunu. Çantasını verdi. İsmail alıp boynuna astı. Gelsin. Aysu belindeki elini İsmail'e uzattı. Ondan nasıl geçeceğim? 3 deyince. Yapamayacağım. Bak yaparsın bak. 3 deyince. 1, 2, 3. Aslında bir uzun adım atsa geçecek. 3. Geçti. El ele tutuştular bir saniyeliğine. Git. Gel. Sen şey yapma. İbrahim'le Alev kiralık evin merdivenlerine çıktı. Neden geldik buraya? Ben sana bir sürpriz yapmak istedim. Aslında çok daha güzel olabilirdi ama. Sürpriz mi? İbrahim cebinden anahtarını çıkardı. Ben bu evi senin için kiraladım. Yani daha güzel olsun isterdim ama... Sen ne diyorsun İbrahim? Ya babam dedikodulardan dolayı çok üzüldü. Ben de ne bileyim, senin adını böyle yakışıksız şeylerle anılsın istemedim. Buraya tuttum. Eksikleri var ama tamamlarım. Yani çok güzel bir sürpriz ev. Sürpriz dediğin bu muydu? Sen bir insanı kibarca evden kovmaya sürpriz mi diyorsun? Alev ben... Bak, ben senden yardım istedim evet. Ama ondan sonra evinizde kalmak gibi bir talebim olmadı. Ben zaten istenmediğim yerde durmam ki. Ayrıca benim başka bir evde oturmam gerekiyorsa bu sana mı kaldı İbrahim? Ben başımı çaresine bakarım. Anahtarın sende kalsın. Gidiyor. Alev beni yanlış anladın. Nazmiye izliyor. Asıl sen beni yanlış anlamışsın İbrahim. Ben bu kadar çirkin bir teklifi kabul edebilecek kadar basit bir insan değilim. Kusura bakma. Alev. Bırak kolumu. Bırak dedim ya. Ayol adamın babası hastanelerde. Adamın yaptığına bak ya. Alev ağlayarak koşuyor. İbrahim şaşkınlıkla kaldı merdivende. Elindeki anahtara bakıyor. Lokanta. Ay vallahi yazık adamcağıza. Allah'tan Burcu fark etmiş de kurtarmışlar. Yoksa şimdi helvasını yiyorduk. Ay Kezban. Ya öyle deme, ne kadar ayıp ya. Neyse bitmiş gitmiş işte. İyileşmiş adamcağız. Tabii ziyarete gitmek gerek. Ama... Aman Alev malev oradadır şimdi. Aman bize ne Alev oradaysa. Allah Allah. Kız. Hı. Bana bak. Şşt. Sen bu kadından çekiniyor musun? Söyle. Aman ne çekineceğim be? Onu görünce sinirlerim oynuyor. Yani tahammülüm yok ona sadece. Çantalarını sandalyeye astı. Ah kızlar, neler oldu neler. Gözümle görmesem, kulağımla duymasam vallahi inanmazdım. Biliyoruz Nazmiye'ciğim, biliyoruz. Herkes biliyor. Biliyoruz. Nazmiye, Faik de düzelmiş. Eve çıkarıyorlarmış, ne haber? Ayol o eski haber. Soğudu geçti bile. İbrahim de Alev'i gördüm.
İbrahim Alev'e ev tutmuş. Ne? Ya öyle evimde istemiyorum. Çek git dercesine anahtarı eline tutuşturmaya çalışırken Alev bir sinirlendi. Bir sürü şey söyledi gitti. Gözün aydın hemşire. Bu iş bitti. Alev öyle bir kızdı ki bu işin geri dönüşü yok bence. Vallahi mi? Vallahi. Bak inanca mı? Ay inan kız. Aşk olsun. Bende yalan olur mu hiç? Sütte leke var, bende yok. Bir gördüysen ama. Nalan dur, dur, dur. Sakin ol, dinle beni. Bak madem seviyorsun, sevdiğin adam için mücadele edeceksin. Edeceğim, edeceğim. Erkekler aptaldır. Kimi sevdiğini ancak kaybettikleri zaman anlarlar. Ayol tabii ki öyle. Erkekler ne istediklerini bilmezler. Kadınlar onlara yol gösterir. Sen de şimdi İbrahim'e yol göstereceksin. Aynen. Onun feneri olacaksın. Peşinden koşturacaksın. Ya ben? Mümkün değil. Ben İbrahim'in yanına gidip ben buradayım demediğim sürece beni fark etmiyor ki. Şimdiye kadar sen kovaladın, İbrahim kaçtı. Şimdi sen kaçacaksın, İbrahim peşinden gelecek. İyi de nasıl olacak o? İyi de nasıl olacak o? Bak, bak şu surata bak. Önce şu ağlak, perişan halinden kurtulacaksın. Tamam. Kendine bakan, alımlı, zarif, hoş bir kadın haline dönüşeceksin. İbrahim'den de uzak duracaksın. Onu görünce böyle kendi işinle ilgileniyormuş gibi yapacaksın. İbrahim'in peşinden gitmek yok. Peşim ne yapacağız? Şimdi ben Fatih'in yanına gidiyorum. Sen de doğruca eve gideceksin. Ama bu söylediklerimi düşüneceksin orada. Hatta yok yok uygulayacaksın, tamam hadi. Aha. Benim hadi. Sözlerimi sakın unutma, tamam mı? Verdim enerjiyi, verdim. Tamam. Hadi. Ama yani aldım. Ver, aldım tamam. Hayır hayır. Kevzan. Sonra gitseydin. Benim Fatih'i bir görmem gerekiyor. Hadi sözlerimi unutma. Tamam. Bay bay. Paltosunu giyip koşturdu. Bak bak. Gördün mü? Kaptı havadisi. Hemen oğluna yetiştirecek. İyi kadın, hoş kadın da dedikoduyu çok seviyor. Neyse, arkasından konuşmayalım. Hadi canım. Ben sana sonra uğrarım. Daha şimdi uğrayacak bir sürü kapım var. Bir sürü. Tamam, hadi. Hadi Nazmiyeciğim, hadi. Arkalarından saçına, başına, üstüne, kıyafetine bakındı. Alev İbrahim'in evine girdi. Tuğba ile görünce salonda. Alev abla. Ne oldu? İstediğiniz oldu. Gökçe ayağa kalktı. Ne bu rüzgar? Durup dururken bu haşlamayı niye yedik? Bilmiyorum vallahi. Var bir şey belli ki. Ya bu Aysu ablam nerede ya? O kadar kıyamet koptu. Hanımefendi ortalarda yok. Arama yaptı. İyi ki babam bir daha sormadı ablamı. Yok. Bir elime geçireyim var ya duman edeceğim seni bacım. Orman içi patika yolda yürüyorlar. İsmail az yavaş git ya. Ayaklarım dondu. Hızlı böyle böyle hızlı hızlı yürüyelim ki ısınalım açma şeyim bak böyle. Bak böyle bak. Zıplaya zıplaya yürüyor. Çarpıp devirdi Aysu'yu. Aysu? Ayağım kırıldı ya benim. İsmail koşturdu. Ay Aysu. Ay dur. Dur çok önemli bir şey vurdu. Botunu çıkardı. Aysu ince muz çorabını da çıkardı. İsmail dövünüyor. Ay bileğim gitti. Bileğim çok kötü kırılmış. Ay. Ben de iki tane var Aysu. Gerekirse birini bu uğurda feda ederim. Hiç saçma sapan konuşma. Etrafa bakıyorlar. Nehrin kenarındalar. Aysu İsmail'in yakasına yapıştı. Kurt mu var bu ormanda? Boynuzu dağ timsahı bile var diyorlar. Ay Allah'ım ölüp gideceğiz ya Rabbim burada. Ay çok şişmeye başladım. Aysun yanında İsmail küçük balta var. Gerekirse kendimi kurda kuşa yem ederim. Saçının bir teline zarar getirtmem. Aysu terslenmeden baktı. Ben abimi arayayım yardım getirsin o. Ara. Ara de ki Aysun'un kırıldı de çok geç artık de. İsmail kalktı. Telefon çekmiyor. Telefonu havaya kaldırdı. Elini sağa sola çeviriyor.
İsmail çömeldi gene. O da ağlamakta oldu. Ay. Ama Aysu'ya göstermiyor. Kaldık orada. Ormanda kaldık. Oğlum, Nazmiye teyzen gözleriyle görmüş Alev anahtar verdiğini. Anne, güzel annem. İbrahim abim böyle bir şey yapar mı sence ya? Ya ben yalan mı söylüyorum? Yapmış işte. Anneciğim, duy da inanma sen onlara. Ne yapacak yani İbrahim abi? Gidecek bir ev tutacak. Ondan sonra anahtarı alıp kıza diyecek ki gir burada yaşa. Ya böyle bir şey yakıştırabilir mi kendine ya? Cık. Ya oğlum sana da hayret ediyorum. Yahu bunun ispatı var. Bunun şahidi var. Neden inanmıyorsun? Bak oğlum, benden söylemesi. İbrahim sonunda kızlarını ziyan edecek. Ya oğlan size olacak. Ya diğerleri kendileri bilir ama ben senin annenim, annen. Ya üzerinde hakkın var. Bak oğlum, İbrahim'in kızlarından uzak duracaksın. Evet. Merhaba, merhaba. Anca o kadar. Anne, kaç yaşında adamım Allah aşkına. Bırak da bu saatten sonra kimle konuşacağım ama kendim karar vereyim. Mustafa abim geldi çaylar. Tezgahın arkasından iki bardakla çıktı. Buyurun. Ay cugacığım. Bak nasıl şiştim orardı bak. Acıktım ben. Susadım da. Su. Ya ne işimiz var bizim bu korkunçlu yerlerde hep senin yüzünden. Suyumuz var. Su iç Aysu. Ben içtim onun yarısına kadar. Sen iç. Sen içince ben içmiş kadar oluyorum zaten. Aysu etkilenip gülümsedi. İsmail etiket kağıdı sökülmüş şişeyi uzatıyor. Aysu mahcup gülümseyip aldı. İsmail'e bakarak içiyor. Saat kaç oldu? İsmail bileğine bakıp bilmem diye baş salladı. Nasıl çıkacağız buradan biz? Aysu, korkma. Aklıma harika bir fikir geldi. Kalktı. Nereye? Geliyorum. Merak etme. Bırakma beni burada. Tamam. Nereye? Geleceğim. İsmail. Aysu. Bir süre sonra sırtında ağaç dallarıyla geldi. Bu ne? Sağ ol. Bu yollar kargacık burgacık ya. Nasıl taşıyacaksın beni bununla sen? Aysucuğum, İsmail bulunduğu şart ve ortama anında uyum sağlayıp ona göre pozisyon alır. Şu an beni bir Alaska kurdu gibi düşün. Aysu gülüyor. İsmail dalları birbirine ekleyip düz bir platform yapmış. Ben yaptığım salı yatırayım. Çok şişti ayağım. Tamam. Yere yatırdı. Bir süre sonra Aysu sala uzandı. Sana olmayacağını söylemiştim İsmail. Dur. Çek. İsmail el arabası gibi başucundaki iki koldan çek. Kaldırdı ama çekemiyor. Çek. Sana dedim işte olmaz bırak beni. Aysu sanki bıraksam seke seke yürüyeceksin. Olsun bırak. Son bir kez daha tutun. Sal dönünce Aysu devrildi. Bak nasıl da ilerledik. Boş ilerliyordu dönüp baktı. Aysu. Koştu yanına. Aysu. İsmail. Çık git. Git beni burada yalnız bırak. Bidonla vuruyor. Aysu İsmail'e sırtında. Sen rahat ol Aysu. Bu sefer kesin kurtulduk. Yani hiç olmadı. Telefon çeken bir yere kadar gitsek bile yeter. Ay sen de çok yoruldun artık. Yok canım. Ay! İsmail devrilince Aysu da düştü. Yaprakların üzerinde yan yanalar. Patates çuvalı gibi beni oradan oraya düşürdün. Özür dilerim. Ben daha bir yere gitmem. Ben burada kalacağım. Ben de kalacağım. Allah'ım daha başımıza neler gelecek ya Rabbim. Sana da bir şey diyemem ki artık. Uzun gövdeli yapraklı ağaçlardan aşağı inildi. İkili oturuyor. Öleceğiz. İncinen sağ ayağını uzatmış. Mezarımızı bile bulamayacaklar. Mahvolup gideceğiz burada artık. Korkma Aysu. Hiçbir şey olmayacak. İsmail babama ne diyeceğiz? Fırladı. İbrahim abi. Baba. Bak Aysu seni her zaman her yerde korurum ama İbrahim abinin o keskin bakışlarından çok korkuyorum. Oturdu. Acıktım ben. Ne söyleyeyim Aysu? Ya dalga geçme benimle lütfen ama.
tamam, şaka şey olsun diye. Kirpiklerini kırpıştırdı. Çok kötü şişti ya. Tamam, kıyamam, yapma. Aysu bileğini eliyle yerliyor. Bekle. Çok acıyor. İsmail koşup meyve vermiş bir dalın yanına geldi. Eğilip ayva kopardı iki tane. Başını çevirip gülümseyerek Aysu'ya baktı. Elini cebine atıp madeni para çıkardı. Hakkını helal et. Parayı yerdeki yaprağın üzerine koydu. Gururla gülümseyerek Aysu'ya döndü. Ellerini arkasında saklayıp koşturdu. Aysu ağlayarak bileğini yelpazeliyor. İsmail ellerini öne uzattı. Aysu görünce şaşırıp aldı birini. Nereden buldun bunu? Isırdı. Ağaçtan. Afiyet olsun. Özen desene. Önlem olarak ben yemeyeceğim. Yani ağaçta sadece iki tane ayva vardı. Ya sen bir daha çıkırsan? Lojistik destek açısından bu önemli. Aysu etkilendi, yan yan gülümseyerek bakıyor. Ayvayı ısırdı ama yutamadı. Boğazımı çok kötü sıkıldı bu. Yine su. Kapağını açıp verdi. Aysu alıp yudumladı. Yumruğunu böğrüne vurdu birkaç kez. İsmail uzandı, sırtına vuruyor. Tamam. Sen çok yoruldun. Sen uyu, ben nöbet tutayım. Aysu peki diye baş salladı. Kıyamaz gözlerle bakıyor İsmail'e. İsmail ayağa kalktı, gülümseyerek bakınıyor. İsmail! Ne oldu Aysu? İsmail, gözümü kapattım. Babamın sinirli bir ifadesi gözümün önüne geldi. Gözlerin açık uyu Aysu'ma söyleyeyim. Aysu o haliyle dondu sanki. Kirpiklerini kırpmıyor. Elini yüzünü önünde salladı. Aysu. Gene tık yok. Ha, uyuyor. Tokat yersin bak İsmail. İsmail korkuyla kımıldanıp arkaya baktı. İbrahim'in evinin oymalı ahşaptan balkonu. Alev odada bavulunu topluyor. Paltosu üzerinde. Hareketleri çok aceleci. Sen de mi İbrahim? Sen de mi? Boynundaki kırmızı fulyarı da çıkarıp bastı bavula. Kızlar Alev burada mı? Yukarıda baba. İbrahim hızlandı hemen. Baba ne oluyor? Alev. Alev ağlıyor. Alev beni dinle. Bir dakika beni dinle Alev. Bırak beni. Çekilirim. Bak öfkeyle hareket ediyorsun. Yo. Ben gayet sakinim. Çekilir misin önümden? Alev. Dinle. Alev. Alev elinde bavulu merdivenlere iniyor. Bak konuşmama izin ver. Alev bir dinler misin? Kızlar koşturdu peşlerinden. Alev. Bahçede kolundan tuttu. Alev durmadı. Alev bak. Çekil. Alev bak dinle beni. Söyleyeceğin hiçbir şeyi duymak istemiyorum İbrahim. Benim ayakta kalmak için bir erkeğin acımasına ihtiyacım yok. Kibarca evden kovdunuz, ben de gidiyorum işte. Ne acıması Alev, ne diyorsun sen? Alev arabasına bindi. Gökçe çıkarken başını örtü almış. Tuğba'yla ciddi gözlerle izliyorlar. İbrahim arkasından bakarak kaldı yolda. Ben de bir dükkana uğrayayım. Yarım kalan işlerim var. Tuğba saçlarını tepeden at kuyruğu yapmış, elleri belinde. Kuş bakışı taraklı. Marangozun kapısı aralanınca içeri gün ışığı doğdu. İbrahim'in önce gölgesi girdi. Hareketleri amaçsız, yavaş. Dönüp bir süre dışarı arkasına baktı. Kapıdaki çivili bir şemsiye asılı. Ahşaptan yapılma, kıyafetsiz bir erkek maketi olan eskiz mankeni, masada plastik, ağzında sıkma ucu olan bir kutu, masa lambası, solundaki duvara çakılı raflarda çok sayıda alet edevat. İbrahim etrafı amaçsız gözlerle öylesine bakıyor. Ellerini mont ceplerine sokarak ilişti masanın kenarına. İbrahim, içindeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı, koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. Güneşi evime sokan kim?
Alev kiralık konak yazılı bir yere girdi. Nalan ayna karşısında saçını toplamış gülümsüyordu. Sol el yüzük parmağına bakarak yavaşladı. Hayalinde beyaz bir gelinlikle ayna karşısında. Parmağına takılı alyansına bakıyor. İbrahim damatlıklarla geldi kapıya. Elini uzattı Nalan'a. Nalan gülümseyerek uzattı elini. Gerçekte de Nalan elini uzatıyor ama karşısında kimse yok. Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Alev pencerede ağlarken İbrahim aşağıdan geçiyor. Görmediler birbirlerini. Burcu Faik'in göğsüne yatmış. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı. İbrahim odanın kapısını açtı. Faik'le Burcu'ya bakıyor. Ceketini çıkarıp Burcu'nun sırtına serdi. Kederle kırışan alnıyla Faik'e eğildi, yüzüne bakıyor. Yaklaşıp alnından öptü uyuyan Faik'i. Ural kapıda durmuş onlara bakıyor. İbrahim, gönlümü put sanıp da kıran kim? Settar kitabı kapattı. Ah, baba, Santra'dan ne çaktın be? Benim bütün sigortalar attı ya. Dünyayı put etmemek lazım Santral. Allah muhafaza devrilir üstüne de ne sedası, ne devası, ne davası olur. Baba ben bir garip Santral'im. Benim dünyaya ne işim olur ya? Senin benim gibi ne garipler geldi geçti bu dünyaya. Hiçbirinde bir işi olmadı. Mesele yok o zaman. Ama dünyanın bizim de işi var Santral. Nereye kaçsan peşinden kovalar. Alıyla, puluyla, yeşiliyle, moruyla bin bir takla atıp gönlünü çelmeye çalışır. Bilir çünkü çoğunun bir putu olduğunu. Kiminin mal, kiminin para, kiminin evlat, kiminin kadın, kiminin makam, kiminin mevki, kiminin şöhret. Allah rahmet eylesin bak. Ne güzel söylemiş Asaf Halet Çelebi. İçindeki putları devir. Baba ben zaten bir garip santralim. Benim elektrik gidiyor geliyor. Veriyorsun böyle voltajı komple gidiyor ya. Ne şairler ne yazarlar gelip geçti santral. Hiçbirinde şöhretle işi olmadı. Ömer Seyfettin'in başına gelenleri duysan ağlarsın. Böyle insanların kabrine gideyim bir Fatiha okuyayım desen çoğunun mezarını bulamazsın. Kayıptır çünkü. Baba dur! Sen ne dedin? Kayıp mezar mı dedin? Ne oldu Santral? Ha, buldum ya. Buldum. Allah! Buldum baba. Kıyamete kadar Ahmet Yanardağ'dan kurtulabiliriz baba. Düşün. Ben Dravdan o mezarı bulacağım. Alev dahil herkes Ahmet Yanardağ'ı aramaya stop diyecek. Diyecek mi demeyecek mi? Pek aklıma yatmadı. Diyecek baba diyecek. Ben artık yoruldum yorgan altında 20 bin fersah saklanmaktan ya. Allah Allah. Çekelim bunun üstüne örtüyü bitsin gitsin. Bu ne ya? İşi bitirelim baba. Yapacağım ben. Hadi eyvallah hallederim ben ya. Ne o yeter artık ya saklan saklan. Evde Tuğba dolanıyor. Çalıyor mu? Bir dakika. Yok. Yok. Nereye gittin acaba? Nereye kayboldun bacım? Neredesin? Ne yapacağız peki? Babam gelse şimdi sorsa Aysu nerede diye ne diyeceğiz biz? İsmail'i mi arasak ya? Heh. Ablam kesin İsmail'in yanındadır şu anda. Yok değildir değil mi? Onu arayalım. Bir onu arayalım bari. Belki bir şey görmüştür, duymuştur. Masadaki telefona Oral'ın tesbih doladığı eli uzandı. Senin inadına kurban olurum ben be. Oral'ından vazgeçemiyor tabii. Paldızı soktar ya paratoner şekli. Aramızdaki cereyanı inceltmek için. Çiğtex. Efendim Paldır. Alo. Oral. Ya ablam yok. Ne oldu Meral'ıma? O ablam değil şey Aysu ablam. Yok mu? Allah. Geçmişe gitti. İsmail ceketini almış. Üst kattan saklanıp tırsarak güya gizlice indi. İsmail. Lan İsmail! Lan seni var ya! Lan bırak lan anahtarı! İsmail hızlıca bindi arabaya. Ulan hani başına gelen her şey benim yüzümden geliyordu. Bırak lan anahtarı! Şşş! Oğlum senin üçüncü sayfaya haber yaparım bak! Abi ben gidiyorum! Ben Aysu'ma gidiyorum! Aysu'ma! Ulan! Ulan! Lan!
Aysu'ma gidiyorum diye arabayı duvara mı vuracaksın? Ciketten mi çıktı lan bu araba? Lan! Lan seni var ya, in lan arabadan! İnmem! Ben gidiyorum abi, bana engel olamazsın! Dur! Oral sanki tutabilecek gibi kapı ortaya yapıştı. Ama İsmail basıp gidince geride kaldı. Lan sen buraya geri gelmeyecek misin lan? Seni o arabanın motoruna sokacağım motoruna. Orada yaşayacaksın bundan sonra. Geri gel şekli. Şimdi. Tamam, endişeye faal yok. Muhtemelen İsmail de Yusuf kaçırmış olabilir ablanızı. Çünkü benim arabayı da kaçırdı. Oha! Yandık biz. Biz vallahi billahi yandık. Ne diyeceğiz babama, ne diyeceğiz? Dur. Tamam kızlar, siz panik yapmayın. Siz evden çaktırmadan çıkın. Fatih'le ben almaya geleceğim sizi. Tehlikeli görev şekli. Tamam hadi. Ne diyor? Diyor ki ben sizi almaya geleceğim. Yürü hadi yürü. Hiç saçmalama abla ya. Babam gelince ne olacak? Gelip bizi görse ne cevap vereceğiz asıl? En azından bizi bulamasın. Soruyu da sormasın. Yürü ablam bulalım. Abla. Yürü yürü. Ne diyeceğiz? Of. Oral tamirhaneden çıktı. Alo Fatih. Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Sanmıyorum ama belki bir ihtimal. Oğlum manyak manyak konuşma. İsmail deniyorsa Aysu'yu kaçırmış. Ne? Nasıl kaçırmış ya? Kim neyi kaçırmış? Ya yok, bizim Taraklı spor gol kaçırmış da. Sen de öyle bağırınca Faik dedi zannettin. Yok yok, bir şey yok. Fatih biraz yürüdü. Ya abi ne yapacağız? Ya İbrahim abi duyarsa? Fatih. Hemen sizin arabayı kap gel, ben de geliyorum. Kızları da alalım, şu manyağı aramaya gidelim. Hadi koçum. Tamam, geliyorum hemen. Helmut'un aklı gene de onda kaldı. Ulan İsmail, ulan İsmail. Kızlar Fatih'in sarı arabasında arkaya bindi. Evet, nerede arıyoruz ablamı? Merak etme Börteçin'den, Allah'ın izniyle hemen bulacağız. Bindik, gidiyoruz da nereye gidiyoruz? Kızlar biliyorsunuz ki benim arabam bir alameti harika. Nerede görseler tanırlar şekli. Görmüşler mi yani Oral abi? Görmüşler Gökçe bacım. Çobanın oğlu Muharrem orman yolunda görmüş. Öyle terk edilmiş bir vaziyette yatıyormuş benim araba. O zaman orman yoluna sürüyorum direkt. Sür Fatih. Önce benim arabaya gidelim. Hiç olmadı ayak izlerinden takip ederiz. Gerçi bu İsmail'in ayakları da 30 numaradan küçük ama... kuzuyla keçiyle karıştırmayız inşallah. Karıştırmayız, karıştırmayız. Hadi, hadi. Hadi. Burcu Faik'in elini tutarak göğsünde uyurken araladı kirpiklerini. Durumu hatırlayınca hızlıca kaldırdı başını. Faik uyumaya devam ediyor. Burcu kıyamaz gözlerle bakıp elini okşuyor. Omzundaki cekete baktı merakla. Baba. Yüzü güldü. Kalkıyor. İbrahim ellerini birbirine dolayıp banka oturmuş bekliyor. Burcu çıktı. İbrahim kaldırmadı başını, yere bakıyor. Baba, iyi misin? İyiyim kızım, iyiyim. Merak etme. Deden nasıl? İyi, iyi. Çok şükür. Doktor bey sağ olsun, şehirden bir tane kalp doktoru getirmiş. O da dedeme eve götürebileceğimizi söyledi. Ama hocam da bir görsün, ondan sonra götürürüz, olur mu? Allah'a şükür. Allah bütün hastalara şifa versin. Amin. Amin de. Yanına geçti. Babacığım sen iyi misin? İyiyim tabii ki. İyiyim iyiyim, merak etme sen. Başını çekip omzuna yatırdı, kolunu ona doladı. Kuru yapraklar dökülmüş kapı ağzı merdivenlere siyah stiletto topuklu ayakkabılar giyen ince zarif bacaklar uzandı. Siyah dar dizaltı etek giymiş bedenine hardal sarısı uzun bir yelek giymiş Narlan'ın üst gövdesine doğru yükselindi. İri gözlerine her zaman kalem çekiyor. Beyaz tenli kırklarında. Kapıda durdu, düşünerek boş sokağa bakıyor. Alev merdivenlerden resepsiyon yazılı yere iniyor. Merhaba. Bir eksiğimiz var mıydı? Yok, teşekkür ederim. Olursa çekinmeyin lütfen. Bazen her şeye yetişemiyorum. Benim yüzümden misafirlerim sıkıntı çeksin istemem. Estağfurullah. Burayı satıyor musunuz? Maalesef. Aslında hiç istemiyorum satmayı. Ama sağlığım bu işe el vermiyor. Mecburen satacağım. Ama biliyor musunuz, eskiden burası o kadar güzeldi ki... buraya tamamıyla... turist grupları gelir, dolar taşardı. Ama artık yetişemediğimden rezervasyon almıyorum. Üzüldüm. Çok güzel bir enerjisi var buranın. Zaman işte. Geri sarmıyor. Doğru.
Görüşürüz. Görüşürüz bir tanem. Ellerini tuttu Alev. Birkaç adım sonra durdu. Çantasını açtı. Telefonunu çıkararak ilerledi. Yaşar açık yazılı tabelasını kapalı tarafı dışa bakacak şekilde değiştirdi. Camında Yaşar Emlak yazıyor. Allah'ım çok mutlu. Abartılı neşesini bastırmak için kendini sıkarak masasına geçti. Ah, çok mesudum ben ya. Çok mesudum vallahi billahi ya. Camlı kapıyı kollayarak elini masa altına uzattı. Bonk bir çanta alıp masaya koydu. Eliyle okşadı üzerini. Ağlamaklı gülümsüyor. Açtı kapağını. Yüzlük ve iki yüzlüklerden oluşan deste deste paralarla dolu. Bir kısmını alıp öptü. Sayar gibi yapıyor ama saymıyor da sesini dinliyor sanki daha çok. Yorganın içinde olduğu parayı anı anımsadı. Ya şimdi Kadir'cim. Allah senden çok benden razı olsun da. Şimdi bu parayı ben görmeseydim. Heba olup harcamasını bilmeyen başka birinin elinde mahvolabilirdi mesela, öyle değil mi? Ama ben de... Kapattı kapağını. Buyurun Alev Hanım. Yaşar Bey, merhabalar. Dükkandaysanız gelmek istiyordum da. Ne demek efendim? Yaşar'ın ofisi 7/24 açık. Bekleriz. Evet. Kapattı. Telaşla kalkıp bon çantayı koyacak yer bakındı aşağılarda. Nalan kasaba merkezinde yüzünde bir tebessümle yürüyor. Yanından geçtiği bir kadın dönüp dönüp ondaki değişikliğe baktı. Nalan'ın kaküleri alnına dökülüyor. Saç bandı yok, saçları toplu. Deri çantası sol omzunda asılı. Meydan geniş, yol kenarında içine bodur çamlar dikili ahşap saksılar var. Nalan'ın lokantası da meydana bakıyor. Kapısını açtı, kapalı yazısını açık olarak değiştirdi. Bahtını açmak için sen bir şey yapmazsan ne dileyebilirsin ki? Öyle değil mi Alev Hanım? Settar dikiş makinesinin başında. Kolay gelsin Settar Baba. Merhabalar Settar Babacığım. Ay. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Settar Baba. Sana tamirlik yorgan getirdim. Settar mavi yorganı görünce şaşırdı. Nazmiye katını açtı. Kübra da orada. Şu yorgan değil mi ya? Settar ayağa kalktı. Yakın gözlüğü boynunda asılı. Yani ne güzel mavi bir yorganmış bu dedim. Ya, ya. Aynı benim diktiklerime benziyor. Nereden buldunuz bunu? Ay sorma. Yaşar bulmuş getirmiş. Ayol aldın bir bakarsın değil mi sağına sonuna, yırtığı var mı hatası var mı diye. Ay bir de kirli üstelik. Yaşar'a kakalamışlar bunu. Settar gülümsemeye çalıştı. Siz merak etmeyin. Ben bunu eskisinden iyi yaparım. Birkaç güne gelip alın. Sağ ol, eline sağlık. Haydi görüşürüz. İyi günler. Hadi bay bay Settar babacığım. Ben şöyle içeyim de. Sana da kızım. Hadi Allah'a emanet. Hep aynı kıyafeti giyiyor Settar. Sütlü kahverengi bir gömlek, bol, omuzları düşük bir yelek. Ulan Yaşar. Ulan Yaşar, bunun da mı altından sen çıktın be? Kübra annesinin kolunda yürüyor. Anne, havada resmen mektup kokusu var. O ne demek kızım? Aman... Kübra dur, ben bir Nalan ablana sesleneyim. Tamam hadi. Nalan! Geliyorum. Nalan bir bakar mısın? Nazmiye'nin ağzı bir karış açıldı. Nalan! Canım benim! Ay sen ne olmuşsun böyle? Nalan abla! Ay bu güzellik! Ay dur kız dur. Ay ne süpsün, ne mum, bunu karşılayamaz. Yani Kübra Çelik buna bir kelime bulacak ama o zamana kadar... Ay abla nasıl güzel olmuşsun! Ya beğendiniz mi gerçekten? Ha? Beğenmek ne kelime? Ay resmen bir stil danışmanının yontusundan düşmüşsün. Ay vallahi mi? Vallahi. Aferin sana. Bak gördün mü? Ne iyi ettin bizi dinlemekle. Bundan sonra Alev paralansa da senin ellerine su dökemez. Annem haklı Nalan abla. Yani az biraz daha kasıp birazcık daha böyle ders çalışırsan... ...benimle birlikte Taraklı'nın moda ikonu olmaya hak kazanabilirsin. Faik dedeyi eve çıkaracaklarmış. Mutlaka bizle gelmelisin. İbrahim'in seni böyle görmesi lazım. Hadi toparlan, hadi acele et, hadi. Tamam, tamam. Geliyorum. İçeri girdi. Pes. Ay maşallah. Faik, Burcu ve İbrahim bahçede. Doktor da gelmiş onlarla. Hadi bakalım, geçmişler olsun. Dedeciğim, bundan sonra sinirlenmek, üzülmek kesinlikle yok.
Vallahi duyarsan bozuşuruz. Baba duydum. Teşekkür ederim doktor bey. Çok teşekkür ederim doktor bey. Bir çay içsen gelip. Çok teşekkür ederim İbrahim abi. Ben şimdilik müsaadenizi rica edeceğim. Ama bir çayınızı içmeye geleceğim mutlaka. Her zaman bekleriz. Borcumuz borç. Teşekkür ederim. Ha, bu arada ben dahil birkaç gün misafir kabul etmiyoruz mümkünse. Dışarı çıkmak da yasak. Yani bolca dinlenmen lazım dedeciğim. Bu havalarda lütfen üşütmemeye dikkat edelim. Her şey için minnettarız. Estağfurullah İbrahim abi, ne demek? Asıl minneti Burcu Hanım'a duymalıyız. Faik Dede kurtulduysa Burcu Hanım'ın ilk müdahalesi sayesinde. Gerçekten çok yetenekli bir kızınız var. Öyledir. İnşallah acil bir durum olmaz ama olursa her saat arayabilirsiniz çekinmeden. Dedemizi yormayalım artık, buyurun. Merak etmeyin. Hoşça kalın. Teşekkürler. Güle güle. Geç dedeciğim. Geç babacığım. Baba duydun bak, sinirlenmek yok. Yok yok. Dışarı çıkmak yok. Yok. Ortadan kaybolmayacaksın öyle. Yok. Doktor arabasının yanından bir daha baktı geriye. Burcu da dönünce gülümseştiler birbirlerine. Hemen yatırıyoruz seni baba. Yat yat yat. Heh. Bir şeye ihtiyacın var mı baba? Yok sağ ol. Burcu pembe çantadan telefonunu aldı. Kızım. Kardeşlerine de söyle aşağı gelsinler. Sen de yeterince yoruldun. Deden bir şeye ihtiyacı olur, sana yardım etsinler. Tamam babacığım, çıkıyorum yukarı. Hadi. Burcu kızların odasına girdi. Aa, nerede bunlar ya? Arama yapıyor. Fatih'in arabası yolda. Burcu ablam arıyor. Ne diyeceğim? Beni sorarsa yok de. Aç aç hadi. Abla. Alo. Gökçe neredesiniz kızım? Dedemi eve getirdik, hiçbiriniz yoksunuz. Ay, Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. İyi yani. İyi iyi, çok şükür de siz neredesiniz? Babam sizi soruyor. Abla, şimdi bu İsmail Aysu ablamı kaçırmış. Ne? Tuğba aldı telefonu. Alo bak Burcu bacım. Şimdi biz oranlarla bindik. Gidiyoruz Aysu'yu bulmaya, tamam mı? Babama bir şeyler söyle, idare et. Alo. Alo. Kesildi ya la. Ya. Ya ben nasıl duyulayım babamı ya? Kızlar, ben eczaneye gidiyorum. Babam ilaçlarını alacağım. Siz de aşağı inin, bak dedenizin bir şeye ihtiyacı olur, hadi. Tamam babacığım, geliyoruz. Ya ne yapacağım? Tuğba Paldız Oral dediğini inşallah duymuştur ya. Çünkü cümlenin en önemli yeri orasıydı. İnşallah Oral abi ya, inşallah. Hey Allah'ım diye el açtı Gökçe sinirle. Nalan, Nazmiye ve Kübra İbrahim'lerin kapısına geldi. Kübra da market poşetleri. İbrahim çıkıp da Nalan'ı görünce gözlerini baştan aşağı bir gezdirdi üzerinde. İyi günler İbrahim. Nazmiye, Faik dedenin taburcu edildiğini öğrenmiş de bir ziyarete gelelim dedik. Nalan? Bu ne ha? Nazmiye ile Kübra bakıştı. Nalan yok. Öldü. Nalan var artık. Nalan. Nalan baş salladı. İbrahim gülümseyerek bakıyor. Müsaade edersen geçelim. Ha. Çekildi. Ama şey doktor babamın yanına çok, çok fazla... Kadınlar girdi bile. Kimsenin gelmemesi gerekiyor. Yaşar'ın emlakçısı. Yaşar Bey. Ben türbenin arazisinin bana ait olan kısmını satmaya karar verdim. Ama biliyorsunuz amcamı hala bulamadığım için satışı nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Acaba siz bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz diye düşündüm. Yani ne bileyim, daha önce başınıza böyle bir şey geldi mi? Şimdi... Desteği masadan kaydı, toparlandı. Alev Hanım. Bir kere dünyada bulunabileceğiniz en doğru yerde bulunuyorsunuz, bu bir. Bu işleri görmüşlüğüm çoktur. Bu iki. Hatta çözmüşlüğüm de var. Bu iki, iki de kalabilir. Üçe gerek yok. Yani demem o ki halledebiliriz. Çözeriz. Çünkü her işin bir yolu var, yordamı var. Çözeriz. Yalnız kanunsuz bir durum varsa ben buna dahil olmak istemem. Sümme haşa. Bakın sümme haşa diyorum. Alev Hanım, bizde yanlış olmaz. Bak bu nedir? İşaret parmağı. Bu ne? Bu bir direk bu. Bu direk bak şöyle bir kadın değmez bize. Gerçekten. Şimdi şöyle yapıyoruz. Siz hani amcanız kayboldu ya.
bulamadınız ya. Hani kaybolduğu hükümsüzdür der gibi böyle bir ölüm ilamı çıkarıyorsunuz amcanıza. Biz satış sözleşmesini yapıyoruz. Sonra araziyi tapuda bana devredeceksiniz. Bu kadar. Ama benim bu kadar vaktim yok ki. Benim bu paraya acil ihtiyacım var. Hemen yapalım o zaman satış. Satış olmaz da yani protokolü yapabiliriz isterseniz. Bu kadar kolay mı? Yaşar'la her şey kolay. Ya ben de biraz espritüelimdir. Şimdi Yaşar'la her şey kolay da benim hoşuma gidiyor. Bu Yaşar Emre abiyle bir jungle yapmak istiyorum. Onu yaparız da bizim bakın bu civarda benim için şöyle diyor komşular. İş bitirici Yaşar diyorlar bak. Hakikaten de lakabım o benim, iş bitirici Yaşar. Hemen el sıkışalım, siz paranıza, ben de muradıma kavuşayım. Ne var bunda ya, iyi değil mi? Alev verdi elini. Teşekkür ederim. Sözüme de senedime de güvenebilirsiniz Yaşar Bey. İsterseniz bir şahit de getirebilirsiniz. Olur, ben şimdi hemen evrakları hazırlar hazırlamaz arazide buluşalım, olur mu? O zaman ben sizden haber bekliyorum, müsaadenizle. Müsaade sizin efendim, ne demek? Alev çantasıyla montunu aldı. Yaşar'ın elini sıktı. İyi günler. Yaşar sırıtarak bakıyor arkasından. Bastırdığı sevinci gün yüzüne çıktıkça alnı kırıştı, dudakları iki yana çekildi. Baş sallıyor kendi kendine. Şu anda ağlamak istiyorum sevgili seyirciler. Ağlamak istiyorum. 3 trilyonluk araziyi 500'e kapattım. Allah'ım. Yaşar. Yaşar sen nasıl bir adamsın yani? Ben nasıl bir adamım ya? Allah esirgesin beni diyorum. Vallahi diyorum ya. Allah. Ya ben şu anda trilyon edeyim. Sevinçten ölecek olalım. Burcu evde kahve tepsisiyle salona geldi. Faik salondaki koltukta yatıyor. Sağ ol Burcucuğum. Burcu, kızlar nerede? Yani böyle bir günde dedeni yalnız bırakmadılar herhalde değil mi kızım? Olur mu hiç Nazmiye teyzeciğim? Yukarıdalar onlar. Dedeme yatak hazırlıyorlar, odayı falan yapıyorlar. Sonuçta her şey dedemin rahatı için. Aferin onlara. İyi bakın dedenize. Sizin büyüğünüz tabii ki. Faik dedem, nasılsın? İyisin inşallah. Ha, sen beni boş ver de. Sana ne oldu? Asıl sen onu anlat. Hiçbir şey yok aslında. Sadece kendim için yaşamaya karar verdim. O kadar işte. Burcu kalktı kapıya. Alev geldi. Merhabalar. Eve çıkardıklarını duyunca bir geçmiş olsuna geleyim istedim. Sağlık ocağına gittim ama çıkmıştınız. Hoş geldin Alev. Biz de Faik dedemi ziyarete gelmiştik. Nasıl, iyi mi bir moral verelim dedik. Tabii hasta ziyaretinin de kısası makbuldür. Faik deden, hadi geçmiş olsun tekrar. Sen de iyi dileklerini sunarsın tabii. Burcucuğum, canım eğer bir şeye ihtiyaç olursa biliyorsun iki adım yandayım. Gelirsin ha? Tabii Nalan abla, sağ ol. Tamam canım. Alev Nalan'ın koltuğuna geçti. Ay anne. Yani Alev abla buradayken Nalan abla ilk kez kendi isteğiyle gitti. Ay tövbe estağfurullah ya. Tarakta da kıyamet alametleri dolanıyor. Sus kız sus. Vallahi. Ben de şok oldum. Aferin ama Nalan'a. Tabii. Hadi. Biz de kalkalım. Hadi geçmiş olsun. Hadi biz gittik bay. Nalan evden çıkarken çantasını omzuna astı. Oh. Nalan abla. Seni dik duruşun ve karizmandan dolayı resmen ayakta alkışlıyorum. Adeta bir rüzgar gibi esip geçtin akan Türk malikanesinden. Sağ ol Kübra'cığım, sağ ol. Şimdi tabii ben çalışan bir kadın olarak işimin başına geçeyim. Sorumluluklarım var değil mi? Tabii. Hadi. 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 Kız bana bak. Bu Nalan'ın içinde ne cevherler varmış böyle. Anne. Acilen Kezban ablanın yanına gitmemiz lazım. Çünkü bütün bu olup bitenleri içimde tutabileceğim maksimum süre 5 dakika. Allah'ım! Tek bir yaprağın kımıldamadığı şu taraklıda resmen ihtiras rüzgarlara kol geziyor. Ay! Yürü kız yürü! Hadi koş! Fatih'in arabası yolda. Buralara kadar gelmişler midir ki? Ya hiçbir yerde yoklar. Fatih,
Ben olayın sıcaklığıyla arabaya kondansör olamadım ama benim de araba yok. Derdim birdir bir oldu. Vallahi neye üzüleceğimi şaşırdım şekli. Burun abi, senin araba. Aa, hakikaten benim araba. İyi bari yolun ortasına bırakmamış. Fatih çek şöyle, çek oğlum. Arkasında durdular. Oğlum. Oral kaportasını okşuyor. Bir not bir şey bırakmışlardır belki. Yok, kapılar kilitli. Of İsmail, of. Dur bakalım, dur. Oral eğilip arabanın altına baktı. Bantla yapıştırılmış bir şeyi çekip aldı. Ne yapıyorsun lan? Yedek anahtar koçum. Vay be. Oral açıyor kapıyı. Gökçe kollarını göğsünde bağlamış. Allah Allah diye dudak büktü. Oral anahtarı çevirdi ama çalışmadı motor. Ne oldu? Ne oldu? Benzini de bitirmiş, tüpü de bitirmiş. O zaman bunlar tüp benzin almaya gittiler. İmkansız Börte Çinem. Buradan benzinciye gidemezler. İmkansız diye bir şey yoktur Fatih. Biliyorsun bizim İsmail kestirme bir arkadaş olduğu için kesin kendine kestirme bir yol bulmuştur. Hatta ben şu anda o yolu buluyorum. Etrafa bakıyor. Burası. Burası. Hadi ormana doğru hadi. Emin bulacağız. Misin? Bulacağız ya. Allah mümkün değil, çıkmaz bu yolu ya. Arkadaş. İsmail. Oral eline sopa almış ormanda yürüyor. Bacım. Atla. İsmail! İsmail! Fatih beklesene ya. Gökçe korkuyor oğlum. Gökçe. Korkuyor. Aslında korkan kendisi. Yaşar bond çantaya para. Sarılmış. Canım para. Önce hafiften bir ev alırım. Sonra belki de bir yat. Allah'a. Yaşar. Gözünün birini açtı Yaşar. Yaşar. Diğerini de açtı. Settar'la Santral karşısında oturmuş ona bakıyor. Baba. Settar baba. Santral. Sizi burada görmek ne büyük şeref. Vallahi Allah sizi inandırsın. Ben de ne zamandır Settar babanın yanına gideyim de şöyle derin manevi bir sohbete dalalım diyordum, istiyordum. Fakat işte iş dünyası böyle acil acil işlerimiz çıkıyor. Şu anda da acil bir işim var. Ben gideyim. Omuzlarına bastırdılar. Senin mi gitmen lazım, çantanın mı gitmesi lazım? Anlamadım baba. Yaşar, hiç kıvırma. Nazmiye yorganı tamire getirmiş. Her şey kabak gibi ortaya çıktı. Ne var ya bunda? Yorgan yorgancıya götürülür. Nereye götürecekti yani? Demirciye mi götürecekti? Emanet paraların sende olduğunu biliyoruz Yaşar. Ne parası acaba? Ben ya para mara yok. Vallahi eğer bende para varsa Allah şuraya uzatsın beni. Çarpılırsın. Bir de üstüne kanunlar çarpar. Kodesi boylarsın. Vallahi şimdi haddim olmayarak ben sizi bir denemek istedim açıkçası. Şimdi paranın kime ait olduğunu olmadığını neden bileceksin değil mi? Ben de şimdi Helmut'un kahveye gidiyordum. Soracaktım. Ya acaba parasını kaybeden var mı filan diye onu soracaktım yani. Ama emanetin gerçek bekçileri geldiğine göre artık. Santral çekip aldı. Ver şunu. Göbeğimiz çatladı bunu bulana kadar. Biz gerçek sahiplerine veririz. Şimdi otur ağla. O barak. Kalktılar. Yaşar ağlamaklı kepiklerini hızlı hızlı kırpıştırdı. Nazmiye. Yaktın beni Nazmiye. Yıktın beni Nazmiye. İbrahim'in evinde Alev Faik'in başında. Pencere açın, havasız kaldım. Hemen açarım. Ben açarım.
Fazla açmamak lazım, üşütmesin. Uzanıp açtı borcu. Faik dede, üstüne daha kalın bir örtü getireyim mi? İster misin? Ya çok gürültü var burada. Televizyon mu açık? Yok dedeciğim. Televizyon kapalı. Kapalı da... Alev'e baktı. Müsaadenizle ben gideyim. Gayet iyi olur. Dedemin de dinlenmesi lazım zaten. Alev diyeceklerini yutar gibi dudaklarını sıkıp Faik'e döndü. Hoşça kalın Faik dede. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen bana da haber verin. Elimden ne geliyorsa yaparım. Daha fazla ne yapabilirsin acaba? Ne demek istiyorsun Burcu? Yani diyorum ki, gördüğün gibi yaptığın şeyler pek iyi sonuçlar vermiyor. Dedemin hali ortada. Dedeni ben mi hasta ettim? Senin yaptıkların yüzünden bu hale geldiğine göre öyle diyebiliriz. Sözlerine dikkat et lütfen. Benimle böyle konuşamazsın. Sevdiklerimin hayatı söz konusuysa istediğim gibi konuşurum. Sen geldiğinden beri bir gerilim içindeyiz. Mutlu, huzurlu hayatımızı alt üst ettin. Ben mi? Evet Alev abla, sen. Bizzat sen. Demek öyle. Dedeni ben hasta ettim, huzurunuzu ben bozdum, hayatınızı ben alt üst ettim ha? Peki sizin bana yaptıklarınız? Biz sana hiçbir şey yapmadık. Biz senin hayatını alt üst etmedik. Senin hayatın zaten öyleydi. Geldiğimden beri benimle uğraşmadınız mı? Bir sevip bir dışlamadınız mı? Olur olmadık hakaretlerinizle beni rencide etmediniz mi? O pek sakin, muhteşem dediğin insanlar benim hakkımda bilip bilmeden konuşuyorlar. Ve sen gerçekleri bildiğin halde onlara inanıyorsun. Faik dede, duyduğunuz yalanlar yüzünden bu hale geldiyseniz gerçekten üzgünüm. Ama benim bir hatam yok. O yüzden lütfen bana katilinmişim gibi davranmaktan vazgeç. Ben de annemi kaybettim. Üstüne bir de babasız kaldım. Hayattaki tek akrabamın nerede olduğunu bile bilmiyorum. Yapayalnızım. Ama bunun acısını hiçbir zaman sizden çıkartmadım, çıkartmam da. Ben sizi ailem yerine koydum. Sandım ki o hayalini kurduğum muhteşem aileyi buldum. Ama özür dilerim. Rahat olun. İstediğiniz olacak. Bundan sonra yüzümü bile görmeyeceksiniz. Alev abla. Burcu da ağladı. Alev durup döndü. Ben annemin kaybından sonra birisinin daha kaybına nasıl dayanırım hiç bilmiyorum. Benim bütün öfkem aslında buna. Senin hiçbir suçun yok. Çok özür dilerim. Alev buruk tebessüm etti. Faik de ağlıyor. Alev ona bakınca çevirdi başını. Alev çıkıyor. Burcu iç çekerek ağlıyor arkasından. Faik'e döndü. Eliyle yanağındaki yaşı silerken diğer eliyle sandalyeye tutundu. Faik de keder içinde. Türbe. Allah'ım ben nasıl şanssız bir insanım ya. O arsaya böyle boşu kadar kalmıştı. Yaklaşıyordum, alacaksın, geri kaçtı elimden. Nazmiye ben sana ne diyeyim? Bu kadın nasıl bir kadın ben bilmiyorum ya. Şimdi kadını da buraya çağırdık. Ben bu Alev Hanım'a ne diyeceğim? Allah aşkına ne diyeceğim ya? Kelimeler kifayetsiz kaldığında vücut diliyle konuş Yaşar abi. Ben bazen öyle yapıyorum. Yaşar kalktı. Bak Aşil, sana şimdi elimin tersiyle kifayetsiz bir tane koyarsam konuşma saçma sapan ya. Ne oldu ya? Sen dedin ne yapacağız diye, ben de fikrimi söyledim. Niye kızıyorsun şimdi bana? Bir sırada konuşma. Ha, geldi geldi. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alev indi arabadan. Araziye satılık ilanı asılıp altına bir cep numarası verilmiş. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Yaşar Bey, uzatmadan bitirelim şu alışverişi. Hangi alışverişi? Arsa işini işte Yaşar Bey, ne işin olacak? Ay evet, biz ben ya o arsa işini bitirmekte biz biraz zorlanıyoruz ya. Alay mı ediyorsunuz şu an benimle? Ne olur yapmayın. Hadi uzatmayın, sinirlerim bozuk çünkü. Hangi insan olur uzatmak ister ki? Ben uzatmıyorum, kendi uzuyor.
Gerçekten sinirlenmeye başlıyorum. Ne saçmalıyorsunuz şu anda ya? Ya şimdi Alev Hanım, bu ben sabah dükkandan tam çıkıyordum. Çantanın içinde paralar vardı. Birden aniden ağır bir vergi haberi aldık. Biz vergiyi ödemek zorunda kaldık devlete. Tabii vergi öncelik olduğu için bütün paramızı götürdük, hop devlete verdik. Ben de şimdi bunu telefonda da arz etmek de olmazdı diye şey ettim. Yani ben... Yani Alev Hanım, Yaşar Bey'in kendini yaşatacağı kadar parası kaldığı için arsayı alamıyor. Siz nasıl bir insansınız bilmiyorum ama Yaşar Bey, benim bu paraya çok ihtiyacım vardı. Zaten değerinin altında verdim size koca arsayı. Sırf size güvendiğim için gittim başka bir alışverişe de tamam dedim. Şu anda beni ne kadar zor durumda bıraktığınızı biliyor musunuz? Ne yapacağım ben ya? Ya üzülmeyin Alev Hanım. Yaşar Bey para konusunda size yardımcı olur. Kredi çekersiniz. Hem banka müdürü Yaşar Bey'in samimi dostu. Para nerede? Yaşar Bey orada. Yaşar, ne kredisi? Nereden çıkarıyorsun sen? Ne kredisi? Nasıl bilmiş beni yakarışıyorsun ya? Kusura bakma, yani ben... Biz de hanımefendinin işini halletmek... Tabii isteriz ya. Madem ki sizi bu duruma ben soktum, ben de çıkaracağım. Yani... Aa, bu telefon bak saat kaç olmuş? Bankalar kapanmış. Yarın Allah'ın izniyle biz bu işi hallederiz. Bu da Yaşar sözü olsun. Elimi de yüzüme vurayım, unutmayayım. Evet, yarın hallederim Allah'ın izniyle. Alev keyifsiz sallanarak yürüyor. Ağlamaklı gözlerini göğe kaldırdı. Arkada Yaşar'la Asil itişiyor. Alev ağlamaya başlayıp başını eğdi. Yaşar'la Asil yaklaşıyor. Hadi bana bir su getir. Bu 20. oldu dede. Ben hastayım. Hadi çabuk su getir hadi. Arda hadi ablacığım, kalk dedeme su getir. Of tamam ya. Dedeciğim ayaklarını uzatmak ister misin şöyle? Sen gel gel. Yanına oturttu. Burcu koluna girip sokuldu iyice. Al dede suyun. Burcu. Bak bakalım soğuk mu? Ay dede sanki içine gireceğiz ya. Burcu bir yudum aldı. Yok yok. Ilık dedeciğim iç. Faik parmağını batırdı. Ya neresi ılık bunun? Buz gibi. Sanki bana dondurma getirmiş. İçiyor lıkır lıkır. Oh sonunda kapı çaldı. Ablamlar geldi. Kapıya koşuyor. Evin tavanları ahşap lambre. Hava ilaçlarını getirdim. Montunu çıkardı. Nasılsın? İyi misin? Yok, ha? Hiç iyi değilim. Bana bir su olsun vermediler. Nasıl vermezler ya? Verirler babacığım, verirler. Ha. Değil mi oğlum? Kızlar nerede? Hangi kızlar baba? Ne demek hangi kızlar yavrum? Ablan, kardeşlerin. Oho, kızlar evde yok ki. Nasıl yoklar? Bilmiyorum. Neredeler peki bu saatte? Faik de Burcu'ya bakıyor. Burcu gözlerini kaçırdı, çevresinde dolaştırarak düşünüyor. Gece ormanda İsmail kollarını göğsünde bağlamış, üşüyerek dolanıyor. Aysu yere uzanmış. Ay! Fırladı Aysu. Neydi o ses? Korkma Aysun. Ben havayı kokladım. Eve dönen sincapların ya da... kuşların çıtırtıları olabilir. Yok yok değilmiş. Yere oturdu. Aysu ile birbirlerine sarıldılar. İsmail biz burada ölüp gideceğiz. O nasıl söz Aysu? Biz birbirimize kavuşmadan ölüm bize haram. İsmail. Sana bugüne kadar kötü davranmış olabilirim. Kalbini kıracak sözler de söyledim. Hakkını helal et olur mu? Helal olsun. Hem az bile yapmışsın. Boş ver. Aysu'nun başı İsmail'in omzunda. Kurt, kurt indi. Aysun, Aysun sen kendini koru. Aysun, lütfen. Sen kendini koru, ben kendimi atacağım. Gitmeseydin keşke. Lütfen. Aysun.
Hakkını helal et. Allah! Eline bir odun aldı, sallayarak koşuyor. İleride Oral, Fatih ve kızlar. İsmail karanlıkta odunla girişti onlara. Bir süre sonra... İsmail be! İnsan bir bakar ya! Ulan elinde sopayla davara mı vuruyorsun? Ulan İsmail, bunu yazdım bir kenara. Gafil avladın ama sonra görüşeceğiz. İsmail, sana ne oldu yavrum? Bu ne şiddet, bu ne celal? Genç bir kızı tutsak ettin, arabayı çaldın. Şimdi de kaç tane adam yaralıyorsun? Delirdin mi yavrum sen? He? Gitmeyin be çocuğun üstüne. Nereden bilecekti sizin olduğunuzu? Beni kurtarmak için yaptı. Hayatını tehlikeye attı o benim için. Herkes şaşkın. Asıl tehlikeyi ne yapacağız peki abla? Neymiş kız o? Evde İbrahim dolanıyor. Baba. Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ha? En sonunda babamdan önce beni sekteyi kalpten götüreceksiniz, rahatlayacaksınız. Derdiniz bu mu? Ne yapıyorsunuz siz? Arda yapsa anlayacağım. Koskoca kızlarsınız ya. Babacığım ben bütün gün sağlık ocağındaydım. Sen de biliyorsun dedemin başında. Bütün gün neler oldu neler bitti hiçbir şeyden haberim yok ki. Bana Allah'ım sen bana sabır ver. Ben şu kızları aramaya gidiyorum. Eğer benden önce gelirlerse kimse uyumuyor, yatmıyor, beni bekliyor. Anlaşıldı mı? Estağfurullah ya. Koltukta Arda, Faik ve Burcu yan yana sıralanıp oturmuş. Burcu korkuyla bakıyor. Alev devren kiralık, satılık, konak yazılı tabelayı duvardan indirdi. Yadigarıydı bu yavru. Benim, ailemin, hepimizin büyüdüğü yer. Hiç merak etmeyin. Ata yadigarınıza gözüm gibi bakacağım. Hem burası benim değil. Hala sizin kendi yeriniz, tamam mı? Sağ ol kızım. Burası artık emin ellerde. İçim rahat. Yarın satış işlemleri başlayınca kredi hemen çıkar inşallah. Paranız da hesabınıza yatmış olur. Allah bir daha satmak zorunda bırakmasın. Amin. Yan taraftaki tabelada Hisar Konağı yazılı. Alev başını çevirince o tarafa yürüyen İbrahim'le göz göze geldi. Biri merdivenlerin yukarısında, biri aşağısında. Kendime yeni bir hayat kuruyorum İbrahim. Başkasına ihtiyaç duymadan yaşayabilmek için yeni bir hayat kuruyorum. İbrahim gidiyor. Alev ağlamaklı, emlakçı. Allah'ım yarabbim ya arkadaş, sen nasıl sarhoş bir adamsın ya? Ben vallahi anlamadım ya. Sen ne yapıyorsun lan bana? He? Uçurumun kenarında bana sen ha tekme vurmuşsun, ha da zoraki beni birisine kefil etmişsin sen ya. Sen nasıl tescilli beyinsiz bir adamsın arkadaş ya? Sen nasıl zevzek bir adamsın arkadaş? Ben anlamadım seni ya. Lan arkadaş ben anlamıyorum ya. Konuş dediğin zaman susar, sus dediğin zaman konuşuyor. Sen nasıl bir adamsın? Ben cinnet geldim burada. Lan manyak mısın sen lan? Ya Yaşar abi büyüttüğün şeye bak ya. Alev Hanım iyi kadın. Lan sana ne Alev Hanım iyi kadın, sana ne Alev Hanım kötü kadın arkadaş. Banka müdürü arkadaşı ne demek ya? Ne demek? Şimdi kadın borcunu ödeyemezse ben ne yapacağım o zaman? Ha? Allah asil ne diyeyim ben sana? Allah seni bildiği gibi yapsın diyeceğim ama. Allah zaten seni bildiği gibi yapmış, daha ne yapsın sana yani? Lan şu kızımdan benim var ya bin tane olsun, bir tanesini sana vermem be. Nazmiye ve Kübra'nın fotoğrafına bakınca Asil iyice durgunlaşıp ağlamaklı oldu. Ya Yaşar abi, milyarlarca kez özür dilerim. Ben gerçekten seni büyütmek için şey yaptım ya. Ay çenemi kırsaydım. Kübra. Lan bak, sus. Tek kelime daha etme. Tek kelime daha etme dedim ben sana. Sus. Binlerce selam. Ne haber mektupçu? Faik dediği ziyaretten dönüyorduk. Bir uğrayalım dedik. Ne oldu mektupçu? Senin suratın ne yazık? Ne oluyor burada ya? Bir şey yok ya. Benim biraz midem eşkimiş. Var var. Bir şey var. Var. Ya banka kredisi mevzusundaki tatsızlıktan dolayı... Ya bu Alev denilen hanım banka kredisi çekip işte pansiyon falan mı? Sus bir sen, karışma her şeyi deme. Ben derim sen sus ya. Ya bu Alev denen kadın bu pansiyonu işte alırken ev sahibine gitmiş, buraların en önemli emlakçısı Yaşar'ı atlıyor. E dolayısıyla ne oluyor? Bizim de komisyon gidiyor tabii. Ona biraz canım sıkıldı. Pansiyon mu? Alev. Ay ben size söyleyeyim. Vallahi bu Alev denen kadından korkulur. Aha şuraya yazıyorum. Bu kadın Taraklı'yı hallaç pamuğu gibi atacak böyle. Ay
Benim babam ve haberi kızları face to face olarak vermem lazım ama yok. Yok yok, başka birinden duymalarını ben hayatta tahammül edemem. Aramam lazım. Nalan'la Kezban'a hemen duyurmamız lazım. Ay bu kadından korkulur vallahi. Çekil, yürü kız yürü, yürü. Bunlar ben... Ya ben kimlerin arası? Ben kafayı üşüteceğim ya. Vallahi kafayı üşüteceğim ya. Taraklı Kaymakamlı İlçe Jandarma Komutanlığı. Komutanım. Kızlarım kayboldu. Yani kızlarımın hepsi bir arada diye tahmin ediyorum ama telefonla da ulaşamıyoruz. Kırsaçlı komutan. Ben kızımın kayıp başvurusu için gelmiştim. Sen geçen gün kaçakçının evinden aldığımızdan bir misin? Evet. Hatta o gün kızların da yanındaydı değil mi? Doğrudur komutanım. Oğlum, beyefendiden kayıp kişinin eşkarlarını ve kimlik bilgilerini alın. Civardaki bütün ekiplerle paylaşın, tamam? Emredersiniz komutanım. Merak etmeyin, elimizden geleni yapacağız. Allah razı olsun, sağ olun komutanım. Ah Kezban, keşke sen de olsaydın, keşke olsaydın. Ay İbrahim görecekti böyle beni görünce. Böyle kalıverdi. Ay sadece o mu? Burcu, Faik dedi. Vallahi bugün beni kim gördüyse gözlerini benden alamadı yani. Bak gördün mü? Bir kerecik sözümü dinledin, nasıl da her şey değişti değil mi? Yok yok, artık akıllandım ben. Öyle sürekli ağlayan, İbrahim peşinden gizli gizli koşan, sinir krizinin eşiğinde yaşayan Nalan yok artık. Nalan var, Nalan. Ay kızlar! Nalan, Kezban. Dur, dur. Sakin ol. Belli ki bir havadisin var. Ama Allah aşkına hayırlı bir şey söyle. Alev, alev. Abla! Ya ben bıktım bu kadının adını duymaktan ya. Öf. Tamam. Bak Nalan. Şimdi söyleyeceğim ama sakin olacaksın, tamam mı canım? Tamam. Tamam, hadi sakin ol, tamam. Alev şu yukarıdaki pansiyonu satın alıyormuş. Yaşar'la konuşmuş. Şimdi geçerken baktım satılık tabelasını çıkartmışlar. Bu kadın buraya temelli yerleşiyor, temelli. Neden ya? Neden, neden, neden ben, neden? Neden ben? Ya neden ben? Ya? Ay, neden ben? Sakin neden Allah'ım neden ben ya? Neden? Ne bu ya neden? Sen kadını pişfikle ondan sonra da aman sakin ol Nalan değil mi? Ay ne yapayım? Yani benden duymasa yine duyacak. Ya ben nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum ben bu kadından ya. Bu kadın var ya bu kadın. Bu kadın beni kıskanıyor. Kıskanıyor tabii. Bu sarı çıyan beni kıskanıyor. Hani benim restoranım var ya. Hani benim restoranım olduğu için benim gibi o da iş sahibi olacak hesapta. Ama olmaz. Anca taklit eder beni. Tabii beni taklit ediyor değil mi? Evet. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Gerçekten ben de öyle düşündüm. Ya başka yapacak iş bulamadım bu kadın. Bak gördün mü? Dediğime geldin. Kadın burada hayatını kuruyor resmen. Sen ne yapıyorsun? Oyalanıp duruyorsun. Ne yapayım Nazmiye? Ne yapayım? Ya İbrahim kolundan tutup nikah masasına sürükleyip imzayımı attırayım ne yapayım? Ayol yeter ama ya İbrahim İbrahim. Yani dünya İbrahim'den ibaret değil. Aç şu gözünü artık. Bir bak etrafına. Bak bu adam seninle tanışmak için can atıyor. Yakışıklı da adam. Yani dünya ahiret kardeşim olsun. Güzel adam. Yani bir fırsat ver. Belli mi olur? Ha, tanış ne olacak ki? Kezban da baş sallıyor. Nalan düşünüyor. Tamam. Ara hemen. 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 Vallahi mı? Vallahi. Aferin kız. İşte böyle akıllı ol. Tabii. Santral yorgancıda yatıyor. Üzerine altın sarısı saten bir yorgan almış. Sağına döndü ama rahat edemedi. Oparak! Settar kenarda yorgan dikiyor. Ne oldu Santra? Uykun mu kaçtı? Kaçtı baba ya. Uyku madem sen yatıyorsan ben gidiyorum dedi. Kaçtı gitti. Hayır olsun. Yok. Ne demişler? Bugün işini yarına bırakma demişler. Ben bu Ahmet Yanardağ'ı toprağın altına yatırmazsam gelip burada rahat rahat yatamayacağım baba. O belli. Ben gidiyorum baba. Ben gidiyorum baba. Dur ben ya. Halledeceğim baba. Ceketini aldı. Gece dur ne alakası? Dur. Ormanda Aysu'yu İsmail'in yaptığı sala yatırmış el birliğiyle taşıyorlar. Ne oldu yine İsmail? Yanlış yerden gidiyoruz. Bu taraftan gideceğiz. Yok hayır bence bu taraftan yürü Fatih. Ya hadi ya ayağım çok ağrıyor lütfen hadi. Aysu haklı. Yanlış taraftan gidiyoruz iyice kaybolacağız ha. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun İsmail koskoca orman? Oral abi bu ağaç burada mıydı?
Tarzan mıyım oğlum ben? Nereden bileyim, ağaçları mı takip ediyorum? Ay ama hadi artık dondum. Çığlık atacağım artık ha. Tamam abla, sakin ol. Ya of abla ya, vur vur vur, bir susmadım be. Serengeti düzlüklerinde işler karışıyor şekli. İsmail haklı, şuradan gidelim. Hadi. Hadi. Durun, yatayım azıcık. Yat Ayşe, yat. Santral arkasına kasa takılı motoruyla mezar taşları yapan bir dükkana geldi. Selamun aleyküm usta. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun, iyi misin? İyilik, sağlık. Kırık mermerin var mı ya? Ne yapacaksın kırık mermeri? Karate kursuna yazıldım. Hoca ödev verdi. Kır diye. Ben de kıramadım. Senden kırılmışını alacağım. Allah, ne yapacaksın ne yapacaksın? Ver sen. Aha burada işte. Hangisi o? Bu mu ha? Tamam, kaç para bu? 150 lira versen yeter. Hı. Canımı al bari be. 150 lira ne ya? Al bu yeter. Tamam. Kırık iki parçayı da aldı. Hadi bakayım hayırlı işler. Mermer parçalarını arkadaki açık kasaya koydu. Santral motoruyla mezarlığa geldi. Motorun önünde bir farı var. Ya bir de... Ölüden korkma, diriden kork derler ha. Şu sessizliğe bak. O varak! İndi. Tırım tırım kasaya gidip mermer parçalarını almaya koyuldu. Bir fener ve alet çantası da aldı. Ahmet Yanardağ. Söyle bakalım seni nereye gömeceğiz ha? Nereye? Nereye gömülmek istiyorsun ha? Mermer'e sordu. Şöyle bir göz gezdirdi etrafa. Aklına yatan bir yer olunca gülümseyip ilerledi. Bıraktı elindekileri. Etrafı çevrilmiş bir mezarın içine girdi. Feneri alıp sapındaki kulbunu açtı. Ağacın bir çıkıntısını astı kulbundan. Bir boya kutusunun kapağını açtı. Bir süre sonra temiz mermer başlığı yere dik halde koymuş, üzerine boyayla yazı yazıyor. Etrafı kolladı. Kimse olmayınca devam etti işine. Ya mezar taşı öbür tarafın nüfus cüzdanıdır derler. Yani bir gün gelip de kendi mezar taşımı yazacağım aklımın ucundan geçmezdi be. Ah be ah. Bak sana sözümü tutmak için neler yapıyorum görüyorsun. Ha? Anlat beni öbür tarafta. O barak. Şimşeklerin ışıkları yansıdı üzerine. Başını korkuyla göğe kaldırdı. Yağmur geliyor. Kalktı. Eyvah. Olmaz bu iş. Neyse sonra yaparım ya. Şunu saklayayım. Çayı bıraktı. Mezar taşını aldı, çıktı etrafı çevrili yerden. Ağacın arkasında yere yasladı mezar taşını. Çalı çırpıyla üzerini örttü. Adını soyadını yazmış ama tarih kısmını henüz girememiş. Ormanda Aysu'yu güçlükle taşıyorlar. İntizar mı? Dur. İndirdiler. Yine ne oldu? Aysu, belimiz koptu Aysu. 2 dakika dinlenelim şekli. Küçük bir mola verdik Aysu'ma söyleyeyim. Birazdan devam edeceğiz. Ah başımıza ne geldiyse o küçük sinsireli alev yüzünden geldi. Biz burada hayat mücadelesi veriyoruz. Kim bilir kendi nerelerde keyif çatıyordur. Sen alev alev deyip duruyorsun abla ama... başımıza ne geldiyse asıl senin bu dedektiflik merakın yüzünden geldi. Haklı. Karnım acıktı benim. Şekerim düştü galiba. İsmail koştu. Yerdeki çantasına eğildi. Ayvayı çıkardı. Aysu, al bunu ye. Aldı Aysu. Oho İsmail. Ne var? Ne yapsaydık? Orman koşullarına ayak uydurmak zorundaydık. Sefer tasıyla mı gelseydik? Bırak ya. O değil de... dedem nasıl oldu acaba? Ne oldu dedeme? Oral kaş kaldırdı. Söyleme diye işaret etti. Bir şey yok ya abla. Öyle önemli bir şey değil. Bir şey yok.
Ne oldu dedeme Gökçe? Kalp krizi geçirdi abla. Ney? Dede. Allah'ım. Oraya İsmail. Haydi koşun gidelim ne olursunuz. Sen durmayalım ne olur. Çocuklar. Çabuk koşun hadi. İki tane boş araç bulundu. Kızların da bu araçlarla gittiğini düşünüyoruz. Araç sahiplerini araştırdık. Araç sahibi biri Helmut ve İsmuller, diğeri Oral Palazoğlu'na ait. Helmut mu? Oral. İsmail, Fatih. Ekipleri ormana soktuk. Her yeri didik didik arıyorlar. Buyurun biz de o tarafa doğru. İbrahim mi kızlar bu? Nasıl bir aile? İbrahim usta. Hadi gidelim. İbrahim durgunlaştı, arkasına bakıyor. İbrahim abinin kızlarını mı kaçırmışlar? İbrahim duydu, bindi jandarma aracına. Kaşları çatık dışarıya bakıyor. Orman. Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Yerden biri geliyor. Asur bıraktılar yere düştü. Yaklaşan santral gibi iri biri ama görünmedi. Hepsi kaçarken Aysu gözyaşlarıyla arkada kaldı. Ekip azıcık gidip hemen geri koştu. Aysu'nun ellerini tuttular. Karşıdan gelen adam önce yaklaşıyor. Zaman doldu. Bu dizinin betimlemesi Sinegraf Yapım tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sebeder.org Sesli Betimleme Metin Yazarı Aynur Çelebi. Seslendiren Ayşegül Kalkan. Altyazı Tugay Çiftçi, Özgür Deniz Türk, Gülay Yılmaz, Çağrı Doğan. İşaret dili Müjde Kolçak. Son kontrol Zerrin Çınar, Feliz Coşar. Teknik yapım Yeni Gökdelen. Tercüme Dağ Prodüksiyon. Yönetmen Mehmet Bahadır Er, Yücel Müdaverdi. Yapımcı Osman Sınav STM. Bölüm oyuncuları Nine Fatma Nilgün İslamoğlu, Pansiyon Sahibi Kadın İcmal Aktuna, Senaryo Hasan Kaçan, Feraye Şahin, Ali Uğur Kaçan, Saadettin Tolan, Müzik Aytuğ Yargıç, Genel Koordinatör Erkan Akın, Sinegraf Genel Koordinatörü Erkan Akın. Bu dizi TRT1 tarafından Sinegraf AŞ'ye yaptırılmıştır. Copyright 2017. Beton fondaki siyah kare içinde Sinegraf ve Osman Sınav yazdı.